hoş görelim. Gelin evi, gelin evi. Yusra Sönmez, 23 yaşında ve 2 aylık evli. Selanik göçmeni gelinimiz güzellik uzmanı. Aslı Ünal'le gelin evinden herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün haftanın finalindeyiz. Ben güzel gelinlerimi aldım. Ve nereye geldik kızlar? Sakarya Serdivan. Yusra geline konuk olacağız bugün. Şimdi bugün final ya hanımlar. Şöyle bir hatırlayalım. Kaç puan aldın gelinlerden? 7. 7 puan Aliya. 8. 8 puan Gülay gelin. 9. Elif 9 puan. 13. 13 puan, wow, Eda gelin. Peki acaba Yusra gelin bugün gelinlerden kaç puan alacak? Ve tabii ki benim puanlarımla bugün haftanın birincisi belli olacak. Şimdi Yusra gelin bize burayı adres olarak verdi, geldik. Bu arada sen bugün böyle elinde bir defter. Bakayım. Aslanım, ben bugün hazırlıklı geldim. Kalemlerim, bir evet. de defterim de elimde. Evet. Tüm notlarımı alacağım, puanımı vereceğim. Bak sen, çak o zaman. Helal olsun. Unutmayayım diyorsun. Unutmayayım diye. Tek tek not alacaksın. Tek tek alacağım. Eksiklerini, artılarını. Tabii. Değil mi? Evet. Hak geçmesin. Çünkü evet. kolay değil. 50 bin TL veriyoruz. 5 günde 50 bin TL az buz değil, değil mi? Değil. Aşkım hadi, çok az vaktim geldim, kaldı. Geldim hayatım. Saçımı daha yapamadık ya. Gelecekler şimdi. Acele etme hayatım, tamam. Hemen bitiriyorum. Yetişir değil mi? Yetişir. Ne zaman ben seni bıraktım? Bütün hafta bugüne hazırlandım, beni geç bırakıyorsun. Geç bırakmayacağım, acele etmeye çalışıyorum. Biraz daha tepeden yaparsın. Tamam. Sana güveniyorum aşkım, yardım edeyim. Karşılamanın bugün babasını görecekler. Sana güveniyorum hayatım. Biraz daha hızlı olur musun? Tamam hayatım. Zaten sadece ufak bir topuz istiyorum. Sen zaten hep güzelsin bir tanem. Çok teşekkür ederim. Her zaman destekçim. Hadi yaparsın aşkım, az kaldı. Bitiriyorum, az kaldı. Kızlar da şimdi düşük puan vermesinler. Karşılamamı herkesten daha güzel yaptım. Çok iddialıyım. Geç kalmamam gerekiyor. Hadi şöyle yürüyelim. Aa, bir hazırlıklar var orada. Evet. Peki Yusra'yı görebiliyor muyuz? Hayır. Yusra nerede? Yusra. Geldiler. Gitti. Ben sana yardımcı olayım şöyle. Bu tırnaklarımla. Hı. Aşkım hadi ya. Bitirdim hayatım. Yusra. Resmen şu an kapıda hala bizi bekliyorlar. Şimdi düşük puan verecekler. Bir şey bulamayacaklar. Aşkım hadi, bunu da tak gideyim ben ya. Tamam, bitti. Tamam, oldu mu? Evet. Arkamdan nasıl? Arkanda tamam. Şuraya bir tokat yiyip bitiriyorum. Hadi hızlı. Ya normalde böyle yapmıyoruz. Niye bugün böyle oldu? Nazarlık diyelim. Hadi gidelim. Tamam yeter aşkım ya, geç kaldık zaten. Yusra nerede? Yusra! Aslı Hanım, buradayım. Biraz geciktim ama beklediğinize değecek. Kocamı da alıp hemen geliyorum. Gel, kocamı alıp mı dedi? Evet. Ha, ben hocamı mı dedi, kocamı mı dedi, değil mi? Ay, hadi o zaman biz de şöyle geçelim. Merhaba, merhaba. Oo, klavyeler falan, hoş bulduk. Aa, kızlar. Çeyizini sermiş. Evet. Çeyizi burada mı göreceğiz? Çeyizi burada göreceğiz galiba. Galiba. Aslı Hanım, hemen geldim. Kusura bakmayın, beklettik. Ay, estağfurullah. Gel. Merhaba. Eşin. Evet eşim. Merhaba, ismin ne? Beytullah. Beytullah canım, merhabalar. Ne güzel gözlerin var. Teşekkür ederim, sağ olun. Canım. Nasılsınız Aslı Hanım? Oo, çok şıksın bugün. Çok teşekkür ederim, çok sizin kadar olmasa da. Ay böyle bir sen de bizi bugün dışarıda böyle ağırlıyorsun hayatım. Şöyle yanıma gelsen mi tabii, acaba? Tabii geleyim. Teşekkür ederim. Şöyle biraz daha yaklaş. Damatcığım sen de gel. E ne yapıyoruz şimdi? Tabaklar, peçeteler, klavye. Aslı Hanım, ben kültürümüze ait size sırtaki yapacağım. Kültürünüz? Evet. Yunan biz mısınız? Biz Yunan göçmeniyiz. Öyle mi? Allah Allah. Evet. Biraz değişiklik yapmak istedim. Peki sen, o zaman önce müzik mi gelsin? Evet, önce müziğimiz gelsin.
yere. Oha. Ay. Bilal sen ya. En güzeli. Ben de birden atayım. Ha, sen de at. Evet evet çok güzel. Tabakları da kırdık, nazarlar da çıktı. Evet oluyor hepsi yani. Çıktı aslanım. Harika harika. Çok teşekkür ediyoruz. Sen de şunları mı patlamadı? Patlamadı mı? Ver bakayım. Patlamadı, siz daha iyi yaparsınız aslanım. Kızlar hazır mısın? Deneyeceğim, deneyeceğim. Patlamadı. Patlamayan konfeti yapmışlar yine. Yine. Yine yeniden. Kim aldı bunları diye ben. Neyse. Kızlar ne diyorsunuz? Aslanım tehlikeli bir karşılama. Bence tabaklar her yerimize fışkırdı. Bence stresi attık ya. Kırılan tabak olsaydı sanki bu sirteki için olan tabaklardan değil. Öyle mi diyorsun? Bence dur aslanım. Şimdi oyna bakayım kocamla. Çal müziği, ver müziği. Evet, evet, evet. Aman. İşte bu kadar yahu. Bu daha güzel. Bu daha iyi evet. Gelin evine atayım. Aman. Harikayız. Hadi evimize çıkalım mı? Evet. Evet. Hadi buyurun. Buyurun. Buyurun şunları da kıralım yahu. Aman. Aman. Tokadan başka bir şey takma demedim mi? Birini not almak için kullanıyorum. Diğeri de tokat. Ay ay ay. Anlamıyorum. Senin evinde kaliteyi gördük, yerlerdeydi. Kankanla aram bozuldu senin herhalde, kötü yorum yapıyorsun. Canım buraya kankalığa değil yarışmaya geldik. Biz sizin gibi oyuncu değiliz. Bu sehpanın gençlikle ne alakası var? Tabii. Anneanneden farklı bir şey değil. Gerçekten beyniniz 10 yıl önce de kalmış. Senin beynin bunu buraya getirerek istedim. Kaç yıl evet. Önce de kalmış. Size de biraz yorum kalsın diye. Atarlı bir cümle evet, bence kızlar, mutfak ben için. Evet kızlar, ben onu sizin için astım. Kızlar heyecanlı değil misiniz? Ne kadar ucuz görünüyor. Yarım mı kaldı? Yarım kalmış gibi. Peçete görmedim aslanım. Hemen anlatıyorum. Kayınvalidenin kızlık soyadı ne? Bilmiyorum. Az sonra. Yusra Gelin'in çift kemerli koridoru çok sade. Spor tarzdaki salonda toprak tonları tercih edilmiş. Mutfak çok büyük, bu yüzden yemek masası burada konumlandırılmış. Burası da Yusra Gelin'in yatak odası. Oda şık spor tarzlı mobilyalara sahip. Ve burası da yatak odasına sığmayan gardırop ve makyaj masasının olduğu giyinme odası. Evet evimizdeyiz, tabakları kırdık. Böyle küçük de bir şey oldu, böyle bir sıçradı. O yüzden ben biraz ürküyorum aslında. Peki bir şey itiraf edeyim mi? Ben ilk defa burada tabak kırdım. Sen de. Siz de mi? Hiç daha önce yapmadım. Evet yapmadım. Yani hiç o sirtaki hani gideriz o eğlencelere çok nadir de olsa ama ben öyle kırmam. Ben de biraz farkındalık yaratmak istedim. Öyle boş boş karşılamak istemedim bu şekilde. Zaten biz de Yunan göçmeni olduğumuz için düğünlerde vesaire tabii biz de her zaman yapmıyoruz ama ben de değişik bir şey yapmak istedim. O zaman farkındalık değil farklılık yarat. Farklılık. Tamam. Tamam bu daha doğru oldu şimdi. Ama enerjisi yüksek bir karşılamaydı dediği gibi. Eşinle de çok fazla sohbet edemedik hayatı. Beytullah. Beytullah evet. Ne iş yapıyordu Beytullah? Kuaför aslanı. O da çok genç aynen. Senin gibi kaç evet, aynı o da 24 yaşında. Sen? Ben 23 yaşındayım. 23 yaşındasın. O kuaför. Ben de güzellik merkezinde çalışıyorum aslanım. Eşim hı-hı. De kuaför. Bugün de sizi biraz beklettik. Eşim yaptı saçımı. Biraz geç kaldı. O yüzden sen balkondan bize esnadın. Evet. Aşağıda olacak. Evet evet aşağıda olmam gerekiyor da eşim yetişemedi. Ay canım. Biraz aceleyle hemen yapıp bindim. Ya ne güzel. Saçlarını eşi yapmış. Güzel. Güzel değil mi? Olmuş. Pratik teşekkür böyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şanslısın. Kendi yeriniz değil ama iş yeriniz. Yok kendi yerimiz değil. Zaten farklı yerlerde çalışıyoruz. Hadi bakalım inşallah bir gün kendi yerinizi açmak da nasip İnşallah. Olsun canım benim. Dilersen hediyeni aç. Bu arada elbisen de gayet şık. Çok teşekkür ederim. Özel aslanım. Bir yerde mi giymiştin? Bunu evet ablamın nişanında giymiştim. Fiyatını öğrenelim mi? 9000 TL aslanım. 9000 mi? Evet. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Benim gibi renkli. Evet, çok evet. Beğendim. Bir de mor. Evet mor. Çok sevdim. Hayırlı olsun. Çok sağ olun.
Sana şans getirsin. Çok teşekkür ederim tekrardan. İnşallah. Diyoruz ya hep böyle güzel bolluk, bereket olsun. Bu mor da sana böyle hanene çok inşallah. Çok sağ olun aslanım. Para enerjisi, mutluluk enerjisi dolsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Rica ederiz tatlım. Aliye'cim ben sana kafana tokadan başka bir şey takma demedim mi? Yine bir sürü şeyler takmışsın kafana. Bir sürü şey değil. İki tane kalem var zaten. Birini not almak için kullanıyorum. Diğeri de toka görevini görüyor canım. Tamam canım, bulabilirsen yazarsın. Gerçekten böyle Japon kızları gibisin. Evet. Asyalı çok kadınlar gibisin. Evet, o bugünkü filmin bir parçasıydı aslanım aslında. Bilerek bunları kullandım. Hem not almak için hem stilimin bir parçası. Çok güzel. Bir şey söyleyeyim. Ben de böyle evde dolandığımda böyle pijamalar bir kalemi takıveriyorum başıma. Evet. Saçlarım benim de gür ya. Kalem çok işe yarıyor gerçekten. Senin de kalem tutmuş bak. Kalemle yazacağım bugün, bakalım bu deftere neler yazacak, neler dolduracak. Hadi sen sunumlara tamam, başla o zaman. Evet. 9000 TL'lik elbisesiyle de salındı gelinimiz. Elbisesi çok yakışmıştı kendisine. Biraz pahalı sanki. Ama. Biraz değil mi? Evet. Sanki özellik pahalı. Kim mi acaba? Sorarız geldiğinde. Karşılamasını nasıl buldunuz? Ne? İki ne? Gündür üşüyoruz Aslı Hanım ya. Bana laf ettiler ama güler yüzle karşılasalar daha iyiydi sanki. Vallahi donduk. Biraz ben çok güzel karşıladığımı düşünüyorum. Tabaklar az kalsın parçaları gözüme giriyordu. Ay canım. Evet, tabak olmasa görsün. Sadece müzik. Dans etselerdi, müzik olsaydı daha güzel olabilirdi. Diyorsun. Bana göre çok tehlikeli bir şeydi. Hiç hoş olmadı öyle tabaklar atmak. Ay ben kırdım öyle deme o kadar ya. Aynı kesildi. Evet, camlar elim de gitti ne yapayım, evet, hani yapmış özenmiş. Kesildi. Şimdi hani kıralım dedi. Hani böyle hüzünlenmesin diye ben de işte hani adettendir diye kırdık. Hani ortam da müsaitti. Ben ama de korkudan tabii tehlikeli kıramadım. Aman evlerde denemeyin, yapmayın. Çok da böyle zevkli bir şeymiş gibi değil. Ama müziği çok güzel. Oyunu, dansı çok güzel değil mi? Evet. Peçete atmak da güzeldi yani. Güzel. Ha, peçete güzeldi evet. Kolay gelsin Yusra. Misafirlerine ne hazırlıyorsun? Kendi kültürümüze ait soğumada hazırlıyorum dış ses. Gösterir misin kepçenin ucuyla? Şöyle lezzetli lezzetli yaptım. Bu bir akşam önceden bekletilmesi gerekiyor. İçinde badem özü yağı, badem sütü, şeker ve su var. Pişmesi uzun sürer mi? Biraz kaynaması gerekiyor. Evet, şimdi hazırlayacağım. Karşılaman istediğin etkiyi yaratmadı bence. Bence kıskandılar çünkü kimse böyle bir şey yapmadı. Ben haftalardır uğraşıyorum, hem çalışıyorum. Yani okumamı çalışmamı sorun etmiyorum. Çok güzel özel sunumlar hazırladım ve çok güzel karşıladım diye düşünüyorum. Hafta boyunca kimi kendine rakip gördün? Hiçbiri umurumda değil. 3 gün bunu görmüş oldum ki evime de astım zaten. Umurumda olan şeyler her geçen gün azalıyor. Aa, fincanın içine ne attın? Badem. Keşke eldiven taksaydın. Ben hijyene çok dikkat eden bir kızım dış ses. O yüzden şöyle atıyorum. Gönül rahatlığıyla içebilirler. İçeceğin yanında başka bir şey olacak mı? Yanında bir de Türk lokumu veriyorum. Sunumun hazır gibi. Ben içeri geçiyorum. Salonda görüşürüz. Şimdiden sana bol şans. Tamam dişseniz hemen geliyorum. Geldi galiba. Geldi. Hepimizde bir sessizlik hakimdi. Ben size soğumada yaptım. Ne yaptın? Soğumada. Soğumada? Evet. Yunanistan'da böyle yeni gelinlere veya düğünlerde bu şekilde içecek ikram ediliyor. Ben de size yapmak istedim. Yani bunun muhteviyatı. Şimdi bunları tanıdım. Badem. Evet, badem. Diğer içinde ne var peki? İçinde de badem özü yağı ve badem sütü var Aslı Hanım. Bir de yanına Türk lokumu koydum. İki kültürü bu şekilde birleştirdim. Aa, çok güzel. Afiyet vallahi olsun. Harika. Çorba gibi görünüyor sanki. Denersen çorba olmadığını fark edersin. Badem seviyor musunuz? Ben çok severim. Evet. Tadı bayağı güzel badem. Afiyet olsun. Bakalım. Biliyor musunuz böyle
Hindistan cevizi yağı da koyuyorlar hani kahvelerin içerisine. Yağ yakıyormuş onlar. Bu da acaba yağ yakıyor mu? Ne oldu? Niye suratını ekşitti? Çok yağlı geldi birden aslında. Zaten adı üstünde badem özü yağı var. İlk gün Aliya'nın yaptığı içeceği eleştirdin. Ağzımız buna alışkın değil dedin. Şimdi sen de bize damak zevkimize uymayan bir içecek hazırlamışsın. Keşke normal standart bir şeyler yapsaydın da içebilseydik. Bana çok yağlı geldi ama tadı güzel. Yöresel bir lezzet kullanmış. Benim hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Peki sunum tabağı sunum vesaire tabağı, sade evet. Var değil mi? Evet sade güzel. Altına koyduğu peçetelik de güzel. Güzel. Hı-hı. Genel anlamda. Aliya not alıyor aslında. Aliyacığım not mu alıyorsun canım? Evet Asma Hanım. Bağlarken tamam, ben sen de devam et sana en son geleceğim. Bu tırnaklarla mı yaptın canım bunu? Evet canım gayet hijyenik. Ay çok hijyenik gerçekten. Neyse sade ve güzel buldum. Evet. Teşekkür şimdi. Ederim sağ ol. Tadını pek fazla beğenemedim ama güzel olmuş sunumu. Hı. Teşekkür ederim. Çok yağlıydı Aslı Hanım ama tadı tatlı. Tatlı evet. Teşekkür tabii. Ederiz. Teşekkür afiyet ederim. Olsun. Evet demek ki bunu pek Türkler çok aynen evet kullanmıyor mu? Kullanmıyorlar aynen. Yoksa duymuştuk çoktan duymuştuk eğer ki hani özümsemediler çok fazla herhalde Türkiye'de. İlk defa içiyorum ben de. Şöyle bazı marketlerde ben görmüştüm bunların hazırları satılıyor. Ha. Ben bir yani dün gece yaptım bekletilmesi gerekiyor. Biraz özenle hazırladım size. Ay canım çok teşekkür ederiz. Vallahi ilk defa senin elinden tattım. Afiyet olsun. Evet Aliya. Sunumlarıyla ilgili beğenmedim açıkçası. Çünkü bu tabaklar ya sabah yani kahvaltı takımından almış gibi duruyor veya akşam yemeği takımından almış gibi duruyor. Onları beğenmedim. Altına başka bir şey kullanabilirdi supla gibi. Ama yöresel içecekleri için çok yağlı. Ben beğenmedim. Senin çakçakından iyidir. Ben yağlı olabilir sana göre. O da yöreseldi. Bak hepimizin dudakları parladı. Evet parladı o kadar yağlı. Parladı gibi olduk değil mi? Bak bak sen sen. Evet. Bak seninki de parlak. Demek dudakları parlatıyor. Lipstik gibi ha. Dudak parlaklığı için kullanabiliriz aslında. Bence de. Bence çok de. Komik. Hayatlarında görmeyecekleri bir şey yaptım. Tabii ki de kıskanıp bu şekilde yorum yapmaları çok normal. Şimdi bunların fiyatını öğrenelim o zaman tepsileri. Bunlardan 12 tane var. Onlar yani 600-700 TL'ydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Lokumları koydun. Evet lokumları. Onlar hepsi takım bu şekilde. Öyle mi? Evet evet. Bardak da içinde. Evet, böyle bardakta. Bunlar takım. Aynen, aynen takım. Emeğinden dolayı teşekkür ederiz Aslı Hanım kendisine. Rica ederim. Kankanla aram bozuldu senin herhalde kötü yorum yapıyorsun. Canım buraya kankalığa değil yarışmaya geldik. Biz sizin gibi oyuncu değiliz. Neyse onu gösteriyoruz. Gördük geri kalan günlerde yaparız. Aynen gördük. Oyunculuğu, gördüm. Yarışmacılığı. Gayet çok adaletliydik. Adaleti konuşmuştuk arkadaşlar. Tanımını öğrendik. Biz senin evinde sonra. Konuştuk. Benim sana puanım. Bir puan. Benim sana puanım. İki. Ben adaletin sende sadece A harfini görüyorum. Buradaki adaleti sağlayacak insanın Aslı Hanım olduğunu düşünüyorum. Bunu yarın göreceksin dekorlarımla ve evimle. Dünden biraz Gülay yaralısın galiba. Evet Aslı Hanım. Hala. Yani gerçekten emek vererek yapmıştım bazı şeyleri ve evet. Yaptıkları. Evden çıkarken neredeyse Gülay ağlayacak gibi evet. Oldu. Ona da çok üzüldüm öyle. Seni görmek istemem açıkçası. Ben de kendimi öyle görmek istemezdim evet. Ama biraz doldum gerçekten. Ama bugün iyiyim. Haklı olan kazansın diyorum. İnşallah. Hayırlısı İnşallah. Olsun. Evet salon yorumumuza geçelim istiyorum ben. Yusra Gelin'in salonu spor tarzda dekore edilmiş. Ahşap ayaklı oturma grubu krem ve toprak tonlarında kombinlenmiş. Duvara monte edilen televizyon göz hizasından epey yüksekte duruyor. Fon ve tül perdenin düz tercih edilmesi güzel ancak fon perdeler biraz dar. Lükens ayaklı, mermer orta sehpa, vintage bir ürün. Fakat salonun tarzına göre çok klasik. Aynı şekilde gold duvar dekoru da salonun tarzına uygun değil. Son olarak gümüş metal ayaklı, füme aynalı zigonları salona yakıştırmadığımızı belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Gülay'cığım senden başlayalım. Ben o fon perdeleri biraz kalitesiz buldum. Dün benim evimde anneanne tül perdesi denilmişti. Bu sehpanın
Gençlikle ne alakası var sorabilir miyim? Burası da anneanneden farklı bir şey değil şu an. Bence kaliteden hiç anlamıyorsun gördüğün kadarıyla. Bu sehpanda şöyle bir şey var. Ben normalde bunu çeyizde çıkaracaktım. Ama bu şekilde salonumda kullanmak istedim. Eşimin babaannesinin annesinin annesinden kalma gerçek yapım bir mermer. Seninkiler gibi yani antikaların gibi böyle dükkandan alınma bir şey değil. Ki bir bütünlük sağlamış mı sanki? Gayet de sağlamış. Senin evinden iyidir. Botanik bahçe olmaktansa. Yorumlara yine açık değilsin. Gayet de açık. Normalde nerede saklıyorsun bu sehpayı merak ettim. Kayınvalidemde duruyor. Oradan buraya getiriyor. Evimde yer olmadığı için orada kalıyor. Çünkü evinin orta sehpan var mıydı senin? Yok orta sehpam yoktu. Kullanmıyor. Aynen kullanmıyordum. Evet. Keşke orada kalsaymış ya. Hiç almasaymışsın bence. Bir de bu koltukların senin rahat mı ya? Ay 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 ay. Kırık mı bu? Kırık değil, o şekilde açılıyor. Ay. Mekanik ama yastık gerçekten bir an şok geçirdim. Ay inanamadım şu an. Rahat mı diye bakmak istedik. Gayet rahat sizinkiler kadar olmasa da. Nasıl düzelteceğiz? Rahat koltuk görmemişsin. Bu kırıldı mı ne yapıyorsun? Aslanım bir şey. Yok aslanım onlar yeni trendden hiç farkında değiller. Beyinleri 10 sene önce de kalmış. O şekilde geriye gidiyor. Canım benim koltuklarım da geriye gidiyordu ama gevşememişti. Kalk bakayım, evet. Ay aslanım. Göreceğim ben onu. Şöyle bir sağa geç de kameramızı da görsün. Şu yastığı alsana Aliyacığım. Ha, bu biraz daha mı açılıyor? Ay, yok bu şekilde açılıyor aslan. Aslanın diğer tarafı da böyle direkt gidiyor mu acaba? Kimse yaslanmıyor. Ama diğer taraf gitmiyor. Yok. Bu şekilde bilerek ittirdiğiniz için gitmesi çok normal. Ama ittiriyorlar şu anda. Hani açmak için ittiriyoruz ama olmuyor. Bir mekanizma mı var? Yok mekanizma yok. Arkadaşlar sanırım biraz şey yaptılar, arkasını az ileri attılar ama şovunuz pek güzel olmadı. Bence koltuk arızalıydı. Elif ve Eda koltuğu denemek istediler. Hepimiz de şok olduk. Koltuğun rahatlığına bakmak istedik. Koltuk fazlasıyla rahatmış. Kendimizi duvarda bulduk bir anda. Sen hala şov yapmaya gelmedik aslında. Yani. Mekanizma tamam. Dediğimiz şey onun geriye gitmesi zaten arkadaşım. Evet, mekanizma. Yok, mekanizması olmasa geri gayet sıkı. Diyorum ki arkadaşlar şovu için yani olmayan boş şovları için biraz geriye almışlar. Hiç canım takılmadım. Biz kalitesini çeyinlemedik. Koltuklarımdan çok memnunum. Gayet de kaliteli. Gerçekten beyniniz 10 yıl önce de kalmış ki 4 gün bunu gördük. Senin beynin bunu buraya getirerek kaç yıl önce de kalmış. Çok saygısızsın ayrıca. Sen saygısızlığı başlattın Yusra. Yok ben hiç saygısız değilim. Yorumlarınıza karşılık veriyorum. Beynimizin 10 yıl önce de kaldığını söylüyorsun. Zoruna mı gitti? Cevapları doğru cevap verir misin lütfen? Gayet de doğru cevap veriyorum. 10 yıl öncedeki beyinle bunun öteki beyin. Ben evimi kendi istediğim gibi dekore ettim. Senin gibi misafirlerim, arkadaşlarım gelecek diye onları düşünüp sergilemedim. Ben bu arada değer veriyorum. Bu arada dekor edemedim desen daha doğru olur. Çünkü evin hiç dekore edilmiş değil. Senin evinde gördük. Aynen öyle. Benim evimde şahsen bana böyle dönüp de benim evime geldiğinizde dekorun ne olduğunu göreceksiniz demiştin. Gayet ama burada de dekorluk hiç şöyle, bir şey yok. Son gündeyiz ya biraz kıskanmanız çok normal. Ortadaki tarihi eser sehpayı artık söyleyecek sözüm kalmadı gerçekten. Onlarca insana babaanne evi, anneanne evi öyle böyle dedikten sonra kendi evine gelince şok oldum yani. İnsan onu kaldırır onca laftan sonra. Her şey birbirinden apayrıydı. Kendi salonu berbat. Kıskanacak hiçbir şey göremiyorum. Bence biz son günümüzdeyiz diye sen kendi yani evine oynuyorsun. Yani izleyicilerimiz de görecek yani. Evet, konuşabilir miyim biraz? Evet, konuş. Avizeden başlamak istiyorum ama gözüm bir oraya gidiyor, bir koltuğa gidiyor, bir sehpaya gidiyor. Hangisini yorumlayayım? Avizeyi konuşmak istiyorum ilk önce. Avizenin burayla bir alakası var mı? Bunu neye hasır bu? Gayet bunu de buluyor. Beğendiğim için aldım. Bunu da anneannem yazlığından mı getirdin? Aynen evet. Yazlık avizesi. Evet. Canım keşke benim evimdeki gibi düğün avizesi bari kullansaydım ya. Yok canım ben o şekilde kalitesiz şeyler tercih ediyorum. Kalitesiz duruyor. Gayet de spor ve şık peki, duruyor. Peki bunun fiyatını öğrenebilir miyim kaliteli şeyin? Bu 400 TL'ye aldım 400 ben bunu. TL. Senin evinde kaliteyi gördük bunu yerlerde. Bunu ben kendim ip alıp kendim de yaparım. Balonu şişiriyorsun. Tamam, daha ucuz da geliyor. Aa yaparız. Yapılıyormuş bak. Deneriz bir gün. Ama o hazır almış işte. Yani 50 lira. Herkes yapamaz tabii. 50 lira mı? O ip 50 liradır.
50 lira yani şunun maliyeti taş çatlasın 70 TL. Evet, evet. Ama ne yapacaksınız işte? Benim param var alıyorum. Ay gördük onu fonda. Aynen. Keşke evet. Paranı doğru dekorda kullansaydım. Çok da doğru dekor kullandım. Senin gibi anneanne evim yok. Gayet de 2024 yılında. Keşke evim her şey spor uydu. Tarzını görseydim. Gayet de spor. Aslan bu tabloyu sorabilir miyim? Tablo. Bu tabloyu sorabilirsin. Onu Giresun'dan ablam hediye getirdi bana. Çok güzel bir parça. Gold mesela yok. Buradaki ceviz. Evet güzel bir parça gerçekten. Ama konsolun ayakları orada metal. Şu gold şekilde, bir detay göremediğim için merak ediyorum. Ben seni kulak burun boğazcıya götüreyim istersen. Ben bunları mobilyacıdan alıp buraya koymadım. Hepsini farklı yerlerden bak, alıp kombinledim. Bak niye götürüyorsun? Arkadaş az önce beni dinlememiş sanırım. Az önce aynı cevabı canım, vermiştim. O zaman burada bunu sergilemeyip başka bir odada keşke koysaydım. Öyle için... görseydik. Bir şey soracağım. Hepsini ayrı ayrı mağazadan alırken kombin yaparak ne almadın? Gayet de kombin yaparak aldım. Hepsi biri ahşap biri metal. Uyuyor. Bu arada amaç zaten oydu. Kimse gidip mağazadan hazır takım almadı. Kızlar, evet. Diğer kızlar da ben de aynı şekilde hepimiz gidip tek tek seçtik. Ama kimimiz bunu uydurabildik, kimisi de görmedik. Uyduramadı. Halıyı nasıl buldunuz? Halı gayet sade. Normalde tek başına bence şık bir halı. Ama bu sehpayı koyduğu için tamamen kapatmış. Bu sehpayı ben zaten burada kullanmadığımı söyledim. Ama biz şimdi burada görüyoruz. Ben bu şekilde burada tercih etmek istedim. Size de biraz yorum kalsın diye. Ne kadar fiyatı halının? Halının fiyatı 500 TL. Ay inanmıyorum en ucuz şey evde. Bu koltuk takımlarının fiyatı peki? Toplam 50.000 TL. 50.000 TL. Evet. Aha, iyi mi fiyat? Nasıl kızlar? Yani... Bence bu model için ve biraz bu kalite biraz. İçin fazla. Bir anda arkaya gitti Aslan'ın evet. Koltuk. Hem daha ne yeni zaman evli. Aldın sen bunu? Bunları 2 ay önce aldım. Ay Allah ya. Evet. 2 ayda mekanizması gevşemiş. Bence şikayet. Öyle. O zaman sizi mutfağa gönderelim. Yemek masamızı mutfakta mı görecekler? Evet Aslan. Tamam. Mutfağa gitmeden önce perdelerin fiyatını da alalım. Perdelerin fiyatı da 4.000 TL. Peki bu zigonlar? Gerçekten. Bunlar hediye geldi bana. Hadi o zaman sizi mutfağa gönderiyorum. Buyurun. Canım salonda kalite yoktu. Sadece bir boğulmuşluk vardı içerisinde. Ben gerçekten yorum yaparken de boğuldum. Gözlerimde bakarken kan ağladım. Salona gelmişim gibi hissediyorum. Sizin gibi mutfaklarımda kilim halı kullanmadım. Misafirlerime göre tercih yapmıyorum. Misafir değerin yok demek ki tatlım. Senin gibi milattan önce kalma toz makinemi ben oraya koymadım. Kuplarını da değiştirseydim bari. Sizin gibi sahte ucuz şeyler kullanmıyorum. Sizler gibi ama... somon tülleri sermedim. Bir fiyatları sallıyor gibisin. Her yeri paslanmış eski kiracıdan mı kaldı? Hayır. Fiyatının 18.000 olduğuna gerçekten inanmıyorum. Çünkü pahalı eşya zaten kendini gösterir. Babaanne kafalısınız. Yusra'cığım. Ay ben kendi çeyizimin üzerine çeyiz tanıyamadım vallahi bu hafta. Ay. Verdiğin değer bu mu? Bir masa örtüsü bile sermemişsin. Benim nikahım salonumda kıyıldı. Büyük bir kavga çıktı. Ambulans falan geldi. Dedim bu hakkı size kim veriyor? Kim kavga çıkartıyorsa benim düğünümü hemen terk etsin. Az sonra. Yusra gelinin mutfağı metrekare olarak hayli büyük. Beyaz lake mutfak dolaplarında gümüş kulplar tercih edilmiş. Mermer desenli yemek masası ve beyaz metal ayaklı sandalyeler salon yerine mutfakta konumlandırılmış. Balkon kapısında ve pencerede plise perde kullanılması yerinde bir karar. Son olarak camı çizgili lambaları bu kadar büyük bir alan için çok küçük bulduğumuzu belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım. Evet kızlar, mutfağımla ilgili yorumlarınızı alabilirim. Evet, öncelikle ben mi başlayayım kızlar her zaman olduğu gibi? Başla istersen Eda'cığım sen. Halıdan ilk önce başlamak istiyorum. Halı sanki ben bir salona gelmişim gibi hissediyorum. Hem ağır bir halı hem parıltılı bir halı. Neden bu halıyı tercih ettin öğrenebilir miyim? Evet kızlar ben sizin gibi mutfaklarımda kilim halı kullanmadım. Gayet kaliteli bir halı kullandım. Mutfağımda biraz daha sade olduğu için o parıltıları o yüzden seçtim. Temizliği zor olmuyor mu yağdan dolayı sürekli Hayır. mutfakta? Hayır hiç zor olmuyor. Bence çok salon, yatak odası, oturma odası. Yıkamaya veriyorum zaten. Gibi bir halı hissediyorum. Benimkine çok büyük dedin. Seninki de çok küçük kalmamış mı büyük? Hayır, hiç de küçük değil. Seninki ekstra çok büyüktü. Bence gayet
uyumlu. Ki benimki normal mutfak halısıydı. Seninki uzunlu. Salon halısı kalan. En azından kalan. Ben misafirlerime göre tercih yapmıyorum. Kendi dekorlarımı yapıyorum. Anne canım. Güzel misafir değerin yok demek ki tatlım. Şu bardak gibi olan avizenin fiyatını öğrenebilir miyim? O 500 TL. 500 TL mi? Evet, aynı bardağa benziyor. Asla buraya uymamış. Ben mutfağımla uyumlu olduğunu düşündüğüm için aldım. O senin fikrin. Teşekkür ederim. Neresine uydurdun avizeyi mutfağın? Mutfağım çok senin gibi hareketli olmadığı için tezgahlarımı çok doldurmadığım için gayet sade senin ve senin tezgahın mı çok dolu değil? Evet, bütün dolu değil. Elektronikleri doldurmuş. Gayet. Hayır, en azından uyumlu. Benim senin gibi toz makinem senin vardı. Gibi milattan önce kalma toz makinemi ben oraya koymadım. Biraz onların takip hepsi yeni. Bence bunu sana ben onu iki sene önce aldım. İki ben sene önce modaydı. Onlar şu an yeni trend olan senin şeyler. Senin devrinle benim biraz devrim biraz araştırmalısın. Değil. Aynen öyle canım. Doğalgaz borunu da benden görmüşsün galiba. Ben iki aylık evliyim. Senden görüp yapmadım onu. Vardı zaten. Alevicili olmuş gibi görünüyor. Dolaplarında yeni boyanmış gibi. Dolaplarım yeni boyandı, evet. Kutlarını da değiştirseydim bari boyamış. Kutları orijinal olduğu için değiştirmek istemedim. Sizin gibi sahte şeyler, ucuz şeyler kullanmıyorum. Ya bunlar ne? Bunlar kaliteli mi? Dokunsak gayet de kaliteli. Kaliteli bir renkleri sonra hiç kaliteli durmuyor dolapların. Bir de sararmışlar zaten. İyice temizlik yapamamışlar. Yok, hiç de sararmadı. Biz onu senin evinde gayet iyi gördük canım. Hiçbir yerin temiz değildi. Tekrar bakarız o ayrıca zaman. Ayrıca tekrar biz temizlik yarışmasına gelmedik. Tabii ki ama sararması hoş değil. Bence aynı şekilde şey dolabın üstü mi? Boş olması da. Bence bir şey söyleyeyim mi? Seni göz doktoruna götürebilirim. Dinlemek ister misin? Yorumlarımızı dinleyecektin ya. Yorum yapıyorsun, dolabın cevap veriyorum. Dolabın üstündeki bir şeyle sözünü başlar, bitirmeden ama bir şey söyleyeceğim. Sen kutlarla ama. İlgili konuşuyorsun. Sonra dolabın üstüne evet, geçiyorsun. Evet, ben kutlarla ilgili yorumu söyledim ama sen durmuyorsun ki devam edeyim. Tamam da ben önce onunla ilgili yorumu yapmam gerekiyor. Sen söyle mi cevabını şimdi kutlarla ilgili? Tamam, devam edebilir miyiz? Tabii et. Dolabın üstü boş kalmış, hoş görünmüyor. Aynı şekilde iç taraftan da bazı delikler var. Onlar da tamamen görüntüyü bozuyor. Hiç hoş değil. Şu şekilde. Bir de şuradaki tablona baktım. Üstündeki yazılan cümle, umurumda olan şeyler her geçen gün azalıyor. Hani atarlı bir cümle evet, bence mutfak için. Evet kızlar, ben onu sizin için astım. Üç gündür gerçek yüzünüzü gördüğüm için umurumda olan şeyler her geçen gün azalıyor. Yusra mutfağında bir yazı kullanmıştı. Kaç gündür bizim evimizde her şeyi umursadığını, umursayarak yorum yaptığını söyledi. Ama bugün kendi evine yapılan yorumlarda hiçbir şeyi umursamıyormuş gibi bir de orayı yazıyı oraya yazmış. Hiç hoş değildi. Aliye gene notlarını almaya başladın. Neler gördün bakalım? Evet canım, eksiklerimi yazıyorum. Puanlama yaparken bu notları unutmadan her şeyi dikkate alarak mimar puanla veririm. Mimar tavsiyen var mı bu eve de? Var tabii ki de. Bu perdeleri acaba neye göre uyum sağlamaya çalıştın? Perde rengi kahve. Değil, bence başka bir şey kahve olmadı. Evet, hem perde mi jaluzi mi anlamış olmadım. Bir de burada üst tarafı, üst kısmı beyaz. Acaba neye göre uydurmak istedim bunu? Tabii, o da hemen yorumumu şey yapayım. Sizin biraz kafanız çok geride kaldığı için. Canım, burası güneşlik, burası tüm diye kullanılıyor. Bunlar yeni trend olan şeyler. Sizler gibi ama salon tülleri sermedim. Mutfağımda da gayet uyumlu. Canım, yemek salon yaptığım zaman ama çok salon rahat kullanıyorum. Boyunsun. Salon halısı değil, o gayet kaliteli çok bir halı. Çok kalmış. Senin gibi ufak ufak kilimler ucuz kilim ucuz değildi. Ucuz benim şeyler. Mutfağım tamamen sermedim. Kapattı. Burada parayı konuşmuyoruz. Kimin imkanı neye yetiyorsa onu alıyor zaten. Demek ki senin de imkanın bunlara yetmiş. Benim imkanım gayet de yetmiş. Bu arada perde orası de stres. Evet, güneşlik veya bir tarafı perde değil. Bu bildiğin güneşlik. Sadece bunu alta indirmekle bu perdeye dönüşmüyor. Bu aynı güneşlik görevini görüyor. Sanki bu şekilde de kaldırsam gibi. Aynı şekilde güneşlik görevini görüyor. Gerçekten göz doktoruna götüreceğim. Ama sen de dışarıdan onları eleştiğe çok açık aldım. Ol biraz. O uzun tırnaklarına yeteceksin. Bu perde de değil, hiçbir şey de değil. Hiç olmamış cama. Daha da küçük gösteriyor camını olduğundan. Hiç canım, olmamış camımı bunlar. Ben büyütmeye çalışmıyorum ki. Ne alaka? Camını büyütmeye çalışmana gerek yok. Genel mutfağın görüntüsünü evet, bozuyor. Evet, çok büyük ve geniş mutfağın var. Nasıl bozuyor? Biraz dinlemeyi öğrenmelisin, sonra cevap ben vermelisin. Ben gayet yorum yapıyorum. Yorumu karşıdakini dinledikten zoruna sonra yaparsın. Zoruna mı gitti? Sen hiç cevap zoruna verememiştin değil. Bir şeyleri öğrenememişsin. Evine hiç güvenmiyordun. Anladık zaten dünkü sus pus oturmandan. Benim fayansım ve tezgahımla ilgili çok uyumsuz olduğunu söylemiştin. Ben şu an baktığımda çok bir uyum göremiyorum. Hatta uyumsuzluğun dibini görüyorum şu anda. Gayet de uyumlu. Tezgahım açık renk.
Fayansların da siyah. Fayansların karma karışık bence. Hiç de uygun değil bence. Sizin yorumlarınız gibi karma karışık ve saçma. Güzel halının fiyatını öğrenebilir miyim? Tabii, 2000 TL. 2000 TL. Bizim yorumlarımız değil, senin mutfağın karma karışık ve saçma olur. Karma karışık Elif'e değil bence. Elif'e katılıyorum, fayansların yeşil. Fayansların yeşil, siyah, bilmem ne renkleri zaten anlaşılmaz. Perdenin de kahverenginde hiç uyum sağlamamış. Gayet de çok uyumlu. Ben mutfağıma güveniyorum. Bu yazında güveniyorum. Zaten mutfak yazısı değil. Mutfakta böyle şeyler ben hiç uyumlu değil. Ben burada tercih ediyorum. Hani sen kızların magnetlerine laf etmiştin olur mu olmaz diye. Ama bu tablo ben hiç burada alakasız. Ben magnetlere laf etmedim. Misafirlerin için astıysan da çok büyük terbiyesizlik etmişsin. Evine ilk gün gelen misafirlere böyle davranılmaz. Beyaz eşyanın fiyatları ne kadar acaba? Beyaz eşyamı ben topla aldım. Bulaşık makinesi, buzdolabı, işte fırınlarım, bir de çamaşır makinem. Toplam 70 bindi. 70 bin. Evet. Dünkü buzdolabı 30. Peki masanın ayakları ahşap galiba, sandalyeler demir değil mi? Nasıl anlamadım? Masanın ayakları demir mi? Evet, demir. Peki bu mutfak masası mı yoksa salon masası mı? Bu şöyle, ben bunu salon masası olarak kullanıyorum. Evim biraz geniş olduğu için ben çok salonumu daraltmak istemedim. O yüzden mutfağım geniş olduğu için mutfağımı da tercih ettim. Canım şu jalüzilerin de perde mi ne olduğu belli değil. Boyaların görüyor, onun fiyatını da öğrenebilir miyim? Canım onlar 10 bin TL. Sizi biraz aştığının çok farkındayım. Sadece bunlar 10 bin evet, TL. Evet. Hanımlar, bugün büyük final var diye mi tansiyon hiç düşmüyor? Dış ses, herkes gerilmiş. Dış ses, beni çok kıskandılar, evimi gördüler. Ben kendimden her zaman emindim. Herkesin evinde de söyledim. Evet, ama bu şekilde. Eline sen o kadar iddialı konuşuyordun ki. Ben gerçekten mutfak şu an hayal kırıklığına uğradım. Senin mutfağından sonra burayı gördüm. Benim mutfağım 10 numara bir mutfak. Çok da daha da büyük. Ali'cim, o herkesin evinde oynar. Bu arada benim masamı siz salonunuzda kullanıyorsunuz. Kızlar. Yorumlarınız bitmişe benziyor hanımlar. Artık haftanın ödüllü oyununa geçelim mi? Ne dersiniz? Evet, dış ses gidelim. O bilekliği hakkımla alacağım. Mutfağında hiç kaliteli bir şey göremedim canım. Keşke birazcık daha kaliteden anlasan da güzel şeyler koysaydın. Boyamışsın ama yine de olmamış. Boya izleri, fırça izleri, her şey görünüyor. Tezgahın üzeri dolu, çok kötüydü. Haftanın final günündeyiz ve ödüllü oyunun sahibi birazdan belli olacak. Oyunumuz neydi? Yarım elma, gönül alma. Bakalım dün kaç tane soymuştun Gülay'cığım? 5 tane. 5 tane. Ve Elif'le şu an beraberesin, eşitsin. Acaba bugün sizi Yusra gelin geçebilecek mi? Bakalım geçecek mi? Görelim bakalım. Geçerse görmüş olduğunuz altın nazar boncuklu bileklik senin olacak hayatım. Hazır mısın? Hazırım aslında. Yüzükten önce yüzüklerimi çıkart hadi bakalım. Kırmızı elmadan başlıyorsun. Tamam. Bir kırmızı bir yeşil. Neydi? Koparmıyoruz. Bir güzel şekilde kabuklarını soyuyoruz. Tamam aslında. Bırak canım şimdi. Tamam. 3'ten geriye sayıyoruz. 90 saniyen var. 3, 2, 1 başla. Evet, ay, yapabilecek mi kızlar? Heyecanlı mısınız? Evet, aşırı. Merak ediyor musunuz? Deneyin. Hop. Evet. Yeşil soyacaktı. Yeşil. Heyecanlandın sanki Yusra. Evet, biraz çok kalınmıyor mu? Kalın yapıyor Yusra'da. Evet, bayağı kalın gidiyor ya. Elman Yusra koparmamaya gitti. Çalış bak. Evet, kopacak gibi gidiyor gibi. Evet. Yusra yan tarafa geç istersen. Evet. Ay, koptu. Bunu sayıyorum. Son anda koptuğu için. 1 diyorum. Hadi bakalım Yusra. Kızlar heyecanlı değil. Çok fazla kalın soyuyorsun. Koptu. Geçti. Çok kalın soyunca da kopuyor. Evet. Orta karara gideceksin. Haydi bakalım. Evet. Sanki olmayacak gibi. Elmanın Haydi Yusra. Yapamazsın. Şimdi. Eyvah. Yapamazsın. Son anda koptuğu için bayağı bir soydu. Son kaç saniye bitiyor. Yusra heyecanlısın. Kırmızıdan devam edebilirsin istiyorsan. Tamam. Yusra heyecanlısın. Heyecanlı birazcık. Son 11 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yazık ki elma. Geçmiş olsun.
Eyvah. Geçmiş olsun hakikaten. aslında ben senden ümitliydim. Ben de ümitliydim. Sanırım gerçekten bu sefer tırnaklarımdan yapamam demiştim. O zaman Gülay ve sevgili Elif 5 elma soyduğu için berabere kaldıklarından şimdi ikisi yarışıyorlar. Aynı anda bakalım hangi gelinimiz elmaları hızlıca soyacak. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Evet. Hadi bakalım. Oh canıma değsin canım, ben alacağım onu, senin alamayacağını zaten biliyordum. O tırnaklarını önce kesmeliydim, ben sana söylemiştim. Haftanın ödüllü oyununda iki gelinimiz de 5 elma soyunca ne oldu? Eşitlik oldu. Tabii ki bilekliği sadece bir kişi kazanacak. Ama hangi gelin olacak bu, merak ediyoruz. Şimdi hanımlar elmalarımızı koyduk. Yine kırmızıdan başlıyoruz. Bir kırmızı, bir yeşil. Devam ediyoruz. Orada yedek elmalarımız da var yetmezse. Tamam mı? Hazır mıyız? Tamam aslanım. Peki. O zaman birlikte sayıyoruz. 3, 2, 1, başla. Şimdi favoriniz Elif gelin mi? Elif yüzüğü yoksa çıkarttın mı? Gülay. Gülay bence fazla yapar. Elif hadi Elif. Oh, Elif, Elif. Aa, Elif heyecanlandı. Evet. Gülay iyi gidiyor. Gülay. Evet, biz iyiyse, yapamadık, devam siz de yapamayın. Heyecan yapmayın. Yapamayız. Bir. Aferin bir. Bir. Evet. Elif heyecanlanma, sakin ol. Oh. İlk sen iyi evet, gitti. Evet, Elif de bir yaptı. Elif sakin ol. Elif iyi gidiyorsun. Elif evet, biraz daha Elif hızlı. Gülay daha kalın soruyor. Sen de öyle. Evet. Kalın soru. Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi güzel. Gidiyorsun. Heyecan yapma. Kalın soy. Elif. Elif kalın soy. Elif hadi. Elif hadi çok iyi gidiyorsun. Evet. Elif o bayağı iyi. Elif çok hızlı gidiyorsun. Evet. Gülay yavaşladı sanki. O anda bir tane yarıda kaldı Gülay'ın. O sebeple. Şu an zorlanıyor ikisi de. Evet. Yeni elmalarımız var orada. Yeni elmalarımız ilave edilebilir. Evet. Tüh tüh. Wow. O yeşil hatta. Evet. İyi gidiyor Elif. Gülay. Haydi Gülay. Gülay. Elif. Elif. Elif çok iyi gidiyorsun. Son 11 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo. Vay 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 vay. Elif bravo. Elif resmen rekor kırdı. Elif ne yaptın sen hayatım? Bilmiyorum ya. Elif'in de kendine de şaşırdı. Vay canına Gülay'cığım ya. Sen de biraz daha iyi yap oldu ya. Sildi. Ben bunu attım ama bilmem. Evet onu da sayalım. Hadi sayalım. 4 tane olsun. Şöyle var. 5, 6, 7, 8 elmayla. Bravo. En maharetli gelini. Elif gelini oldu ve bizden bu nazar boncuklu altın bilekliği kazandı. Bravo hayatım. Elif. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim aslanım. Gel bir takayım bileğine. O ince bileğine yakışacak diye düşünüyorum. Elimin çabuk olduğunu biliyordum zaten. Kazanacağımı da biliyordum. Gülay'a da başarılar dilemiştim ama olmadı ya. Haftanın en maharetli gelini. Tebrikler. Teşekkür ederim. Evet bunda da bitmiyor. Bugün bizden tam 50.000 TL'yi acaba hangi gelin kazanacak? Birazdan belli olacak. Tabii ki bununla da bitmiyor. Bizim programımızda bir ilişki testimiz var ki tüm gelinler her gün bizden bir altın kazanma şansına sahipler. E daha ne yapsın Aslı Ünel'le gelin evi? Ekranların en çok ödül dağıtan programındasınız. Sizler de katılmak istiyorsanız Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Lütfen bize yazın, bizi arayın. Görmüş olduğunuz internet sitelerinden, WhatsApp hattından, sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz. Evet hanımlar sizi buradan yatak odasına gönderiyorum. Yusra Gelin'in yatak odası şık spor tarzda. Aynı detaylı antresit yatak başlığı şık bir model. Tül detaylı avantgard yatak örtüsü spor mobilyalara yakışmamış. Giyinme odasında makyaj masası ve gardırop gayet uyumluyken puf ve gold çerçeveli boy aynası alakasız kalmış. Son olarak antresit rengindeki post halıyı ebat bakımından odaya uygun bulmadığımızı belirtelim ve sözü ev sahibimize Yusra Gelin'e bırakalım.
Evet kızlar, yatak odamla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ay hemen ben başlayayım. Tabii canım. Canım başla. Eşinle siz her gün paraşüt kullanıyor gibisiniz. Evet canım. Yataktan öyle iniyorsunuz sanırım. Senin yatağın da aynı bu şekildeydi. Yok hayır değildi. Kıskandın galiba yatağımı. Kıskanmadım canım. Bu yastığı da keşke şöyle koysaydın da çok doğru. Onlar olurdu. O şekildeydi galiba, sen yaptın onu. Asla yapmadım canım. Bana göreceksin geldi. Zaten. Hayır ben koymadım, sen bu şekilde koymuşsun. Doğru olanı bu şekilde kullanman gerekiyordu. Bu şekilde. Bu onların hakkında bir şey söylemek istiyorum. Bunlar ne kadar ucuz görünüyor ya. Bunlar hiç ucuz değil. Bunları ben özel yaptırdım. Hiç özel gibi görünmüyor. Aşk olmalı çok özel. Merak ediyorum. Bunu ben 5000 TL'ye yaptırdım. Sadece bu ikisi 5000 TL. Bir de şurada evet. Var. Evet orada da var. Orası benim balkonum. Onu o şekilde kullanıyorum. Çok yani balkonu kullanmıyorum. Sen sanki öyle fiyatları sallıyor gibisin. Sallamıyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum sana. Burada güneşlik kullanmıyorsun. Bunu kapattığım evet, zaman tam kapanmıyor. Evet. Onun açıklamasını sen bu yatak odasında yapayım. Güneşliksiz nasıl kullanıyorsun? Şöyle, sanırım sizin yeni trendlerden haberiniz yok. Bunu ben hem güneşlik hem fon olarak kullanabiliyorsun. Ama bu yetmiyor ki, kapanmıyor. Gayet ama yetiyor. Yetmiyor. Yarım kalıyor. Oradan çekiyor. Aşka burası tam. Açık kalıyor cam orası. Kalmıyor. Onu tam boyutuna göre yapıldı. Bence sizi gerçekten hepinizi göz doktoruna götüreceğim programdan sonra. Bence seni götürelim. Şu avizeyi inanamıyorum. Her yeri paslanmış. Eski kiracıdan mı kaldı? Hayır. Ben paslanmış bir yer görmüyorum. Canım yukarıya bakarsan. Metal yerleri evet. Paslanmış. Bak tam oradaki. Boya izleri kalmış. Evet. Hep silinmemiş. Ne kadar acaba fiyatı? 10.000 TL olsa hayır, gerek. Hayır canım 10.000 TL ne değil kadar? O 350 TL'ye aldım. 350 bile etmez bence. Keşke sürekli 30 alsaydım. Sizin avizelerinizi gördük. Ay senin diğer de günlerde. Gördüm. Benimkiler gayet uyumlu. Dün benim yatak örtüme laf etmiştin. Evime babaanne evi demiştin. Benim yatak örtüm trend yatak örtülerinden. Ben yatak örtüne babaanne girdiğimde yatak örtüsü demedim bu arada. Evime babaanne evi ve anneanne evi dedin arkadaşım. Şöyle evin tülleri, halıları, koltuklarına ben bu şekilde yorum yapmıştım. Sanırım iyi dinleyememişsin. Bunu bana görümcem hediye etti. Buraları elle yapılı. Canım bence bu hazır yani. Bunu evet, görümcem yapmış olamaz. Hazır makine bu. Hayır canım. Evet. Hiç ipi buraya, bile yok. Buraya bakabilir miyim arkadaşlar? Sen daha iyi anlarsın. Onun neresi el örmesi gösterebilir misin? Ben bunu senin hiçbir şeyden hayır. Bunu çeyizden çıkardım da sen serdi. Çeyiz olabilir canım. Evet. Ama hazır bir şey. Ama bu hazır değil. Görüncem aldı de ama yaptı deme. Evet lütfen bu çünkü makina hiç evet. İpi canım kalmamış. Benim. Yastık kılıfını değil. Bunun üstündekiler el emeği dedi. Tam bu sanırım olamaz. Dinleyememişse. Bu dinleyememişse. Ben de bundan bahsediyorum. Bu el emeği sen olamaz. Sen buralardan bahsediyorsun. Dikişlerinden bahsediyorsun. Sen dikişi bahsediyorsun. Nereye yaptın işte bak. Sen kumaşçıdan kumaş almaya mı geldin canım? Evimi canım bunu nasıl yorum dikti? Yorum yapman gerekiyor. Herhalde hazır alıp ay, hazırını dikti. Ay bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Söyle. Siz kaç gündür kankaydınız? Ne oldu size bugün? Ama biz buraya arkadaşlar aynen. Değil yorum yapmaya geldik. Aynen. Evlerimizi eleştiriyoruz. Tebrik ediyorum Eda'cığım. Ben adilim ben de bu konuda. Tebrik ediyorum. Bu arada bunları evet. Açmışken başlığına bakalım. Tabii. Başlığın yatak oda fiyatını öğrenebilir miyim takımını? Tabii yatak odam, komodinlerim, şifon yerim var, bir de dolabım var. Toplam 80.000 TL. 80.000 TL. 80.000 TL kadar evet. Burada bayılacağım şimdi ben şöyle. De. Gerçekten. 80.000 TL canım çok fazla. Neden makyaj masanı burada kullanmadın? Yerim gayet uygun aslında. Yerim gayet uygun değil. Çok dolabın daralı. Küçük senin gardırobun. Çok daralacaktı. Elif gibi mi yapsaydım? Böyle. Bence Elif ay canım keşke yapsaydım. Yani bu ne seninki böyle? Alakasız da ayrıca ben giyim odamı ayrı kullanıyorum. İşim gereği video falan çekiyorum. Notları buraya alıyor musun? Buraya koysaydım da çok daralacaktı. Aliye notları al canım. Hem odanı boş kullanmışsın boş hem de halı kullanmamışsın. Ben buraya çok uyumaya geliyorum. Canım ben orada bir tane gene senin odandaki bir paspas görüyorum. Bir bakabilir miyim? Bir dilim kullanmadı. Bugünkü tam paspas canım. Benimki hadi neyse de halı. Dış ses o paspası buraya alabilir miyim lütfen? Asla göz zevkiniz yok kızlar. Gayet de uyumlu. Ay poz geldi bir sürü. Bunun fiyatını öğrenebilir miyim? Evet çok bu merak. 18.000. Peki bu neden böyle parçalı şekilde? Kendimi şurada atacağım vallahi yani. Neden parça parça dikilmiş? Sen daha iyi anlıyorsun. Senin evinde de vardı. Ama benim evimdeki bundan çok çok daha kaliteliydi. Bunun fiyatının 18.000 olduğuna gerçekten inanmıyorum. Çünkü pahalı eşya zaten kendini gösterir. Buna şöyle baktığımda hiç ben 18.000 liralık post halıyım demiyor. Zaten parça parça dikilmiş. Hani benim 4.200 liralık halıma pahalı diyen biri.
18 bin liraya kendine halıyı almış olamaz. Param var ki veriyorum. Sizin gibi ucuz şeyler kullanmıyorum. Görünce tabii ki de kıskandılar. O yüzden çok yüksek buldular. Bu arada sana örtünü beğendim diyecektim tam. Gördüm ki iki baza kullanmışsın. İki baza kullanmadım. Neden nerede öyle iki tane tek kişilik baza kullanmışsın baksana. Hayır. Daha uyguna gelsin diye mi böyle? Ben gayet. Evet. Bu arada kızlar perdelerinden de bahsettiler ama bence bu perde denmez buna. Daha doğrusu güneşlik olur. Çünkü hiç filise attırmamışsın. Hani her daha şey pahalı. Gelsin diye. Evet her şey pahalı seviyorsun ya ama kumaştan tasarruf etmişsin. Gayet de hiç kaliteli kumaş. Yok. Keşke kaliteli olabilir ama paran yetmemiş. Hiçbir şekilde attırmamışsın. Gayet de param yetti. Biz evet. Ama senin evinde gördük canım. Ay canım şiton benim Amerikan filiseliydi perdelerim tüm odalarda. Makyaj masanı bile balkona koymuştum. Çok komiksin Aliyeciğim. Keşke sen de makyaj şurada masanı buraya ve gardolabını oraya koyarsın. Benim fazladan odam olduğu için ben giyimi odası ayrı yaptım. Gerçekten babaanne kafalısınız. Burada neden tüm perde yok? Yok. Babaanne kafalısınız. Ben orayı çok fazla kullanmıyorum. Sadece onu evet. Yaptırdım. Bu şekilde Aliye'nin evinde de ponlar vardı. Canım yanında da tül vardı. Onlara laf etmiştiniz. Bence ben bu şekilde tercih ediyorum. Böyle kullanıyorum. Belli ki çok tasarruf etmişsin. Oraya tül de takmamışsın. Perdeleri de plise attırmamışsın ki uyguna gelsin diye. Bir yerlerden kumaşlar da zaten çok da güzel değil. Çok normal canım. Senin evinde gördük. Benim yatak odamda tül de vardı. O tarafta olan pencereler çok zaten tül gerektirmezdi. Aşırı karışıktı. Yatak odanın yatağın başlığı da dinozorları anımsatıyor bana. Ne alaka? Ne alaka? Baksana dinozorlar gibi. Alakası bile yok. Gayet de yeni trend. Çıkıntılı çok böyle. Eder. Baksana aynı anlamsız bir şey olmuş. Gerçekten hiçbir şeyden haberiniz bir yok. Bir şey demek istiyorum. Tabii. Yusra bir yerlerden kısarken bir yerlere gereksiz parça harcamış. Onu görüyorum. Gayet de evet, gereksiz gerek harcamadım. Yoktu. Yatak odama çok da uyuyor. Çok da güzel. O zaman neresi niye bu tarafları almadın? Böyle canım? Bir renk göremiyorum ben burada. Siz gördünüz mü? Ben buraya geliyorum. Sizin gibi bir yerde gelin çiçeğim, bir yerde gelinlikli fotoğrafım, bir yerde davetiyelerim. Gerçekten evet, çok geri kafalısınız. İlk gün komedinlerin üstü boş dedin arkadaşa. Ev görün. Bugün de 2023 yılındayız. Ev görün. Babaanne derken babaanne görün. Herkese babaanne diyorsun. Avizenden ve yatak örtünden babaanneliğini görüyoruz biz senin. Yatak odasının fiyatını da çok fazla söyledi. Asla o paraya yetmez. Asıl babaanne evi, onun evi, o fonların kalitesizliği neydi öyle ya? 2024 yılındayız. Bence yeni trendleri takip etmelisiniz. Biraz sessiz olun da dolu yorumlar yapın. Senin yeni trend dediğin bu yatak örtüsü mü? Çeyiz olarak serdim. Çeyiz neydi? Çeyizimi sermek. Kitapları, gitarları, kamp sandalyelerimizi sermek değildi canım. Canım onlar da benim çeyizime eklediklerim Yusra'cığım. Çok alakasız. Senin canım, bir hobin olmadığı için ekleyememişsin. Canım, senin hiç çeyizin yoktu. Ben teşekkür ederim. Yıl 2024 diyorsun 600'leri yıllardaki gibi koymuşsun buraya hayır, bunları. Bence bunlar biraz çok araştırın. Ben araştırıyorum. Benim evimde asla böyle bir şey olamaz. Keşke görümcen sana hediye alırken senin tarzını da önemseseydi. Gayet Yusra. De önemsedi. Önemsediği için de kullanıyorum. Seninkiler yapmadı diye kıskanıyor musun Eda? Gülay'cığım seni dinleyebilirim. Bir başkasının görümcesinin nereden biliyorsun yapıp yapmadığını sordun mu? Çok da iyi yapmalar her şeyimi. Sordun mu görümcem bir şey yaptı diye? Sonundan gördük, yatak her odandan şeyimiz. Gördük, bunların her yerden gördük. Görümcem. Teşekkür ederim. Seni dinliyorum. Yusra odanı tabii. Hangi stilde dekore etmek istedin? Nihayetinde sorabildim. Nasıl yani? Kararsız hangi kalmış. Stilde dekore etmek çok istedin? Çok mu karışık geldi sana? Spor mu yoksa klasik mi? Hangi soru yani, sordum sadece. Bence spor çünkü ben genel evimi spor şekilde dizayn ettim. Ben bu şekilde kullanıyorum. Anladım. Avize uymuyor da o yüzden. Ya avize bence çok sade. Yani, o bir yatak stil, bu başka göre. Stil. Bence başka stil değil. Bu arada, bence siz biraz dün benim eğitmenliği aldım. Avizeme Osmanlı avizesi demiştim. Bugün bu halamın evindeki avize gibi aynı. Sihirli lamba mı? Ne diyorduk arkadaşlar? Alaaddin'in lambası gibi miydi? Asla da benzemiyor yani. Gerçekten şu an çok boş yorumlar yapıyorsun. Sen çok dolu yorumlar yaptın değil mi? İzleyince göreceksin. Evet. Ben çok adaletli ve herkes dolu yorumlar yaptım. Evet. Benim evimdeyken yatak odama geçtiğinizde yorum yaparken dekoru göreceksiniz benim evime geldiğinde gayet demiştim. Gayet de görüyorsunuz. Ama ben burada abajur da göremedim. Saçma yorumlarımızdan belli. Bir dakika daha canım bitirmedim. Şöyle açıl böyle Yusra, biraz. Ben daha bitirmedim bak, yorumumu. Ben buraları özel yaptırdım. Abajur olarak da onu kullanıyorum. Sen onu kullanıyorsun. Bir kere başka da dekoru yok onun dışında. Oraya bir tane lamba koymuşsun ama masa lambası mı yoksa gece lambası mı anlamsız. Bir bakabilir miyim? Bir tek tane. Bir de tek ağır adet bir yani şey bir mi? Tarafta. Gece lambası. Benim gibi renkli. Aa, çok
Plastikmiş bu araba. Evet ya. Dekorun dese yok canlı bu odada. Canlı bekliyordu. Evet, daha ağır kaliteli bir şey bekliyordum. Yani 18 binken odaya vermişsin, buna 30 TL mi verdin, 50 TL mi verdin? Yani aşırı evet. Saçmasın. Senin bardaklarından gördük, canım marketten benim. Almıştım. Ama en azından kaliteliydi. Gayet de kaliteli. Ağır olduğunu herkes gece söyledi. Gece lambasını ne alaka? Cam olsa ne olur? Plastik olsa daha ne olur? Daha kaliteli bir şey alabilirdin. Gece lambası. Zaten senin paraya para veriyorsun. Senin bardaklarını gördük, marketten evet, almıştım. Bit pazarından. Nereden aldın önemli değil. Kaliteyi bulmak önemli. Bir de spor bir yatak odasına bu gider mi? Gece lambasını klasik mi kullanacaktım? Ne alaka? Yani sonuçta gece lambası aydınlatıyor. Ben bunun ne için dekor edebilirdim? Konuşamıyorum. Gerçekten bunun haricinde hiçbir dekorlarım yok. Yani biraz eleştiri açık olsan çok iyi olacak canım bugün. Konuşamadım evet. Bugün. Boş yorumlarınızı dinlemek istemiyorum kızlar. Neyse canım, ben şunu çok merak ediyorum. Tabii, buyur. Dolabının içerisinde kıyafetlerin, her şeyin görünüyor. Bunu nasıl kullanıyorsun? Rahat o mı? O buzlu bir cam. Ben rahat kullanıyorum. Buzlu beğeniyorum. Değil tatlım o. Normal net, siyah yok, cam. Siyah ben gözükmüyor. Şey. Yani gözüküyor ama tam buzlu net saydam değil. Değil. Evet o. Buzlu cam o değil. Bence içerisinin görünmesi birazcık buzlu kötü. Cam dün Gülay'ın evindeki mutfağın camıydı. Ayna detayları hiç fazla aynı değil. Giyim odası, aynı detaylarım fazla değil. Görünen camlar ayna gibi, yanında büyük boy bir ayna, şifon yerinin ekstra aynası. O cam ayna değil. Şifon yerimin önünde ben makyaj cam, yapıyorum. Ama cama bakınca kendimizi görebiliyoruz. En azından makyaj masam var. İnsanlar görmesin diye kaldırmıyorum. Boydan aynamı da ben video çektiğim için kullanıyorum. Yorumlarınız bitmişe benziyor hanımlar. Evet, evet siz. Yusra'cığım hazırsan çeyize geçelim. O zaman çeyiz görelim. Ne göreceksek. İşte 2 aylık evli Yusra gelinin çeyizi. Her biri dantel ve iğne oyasıyla bezenmiş havlular, rengarenk yün patikler, çeyizlerin olmazsa olmazı oyalı yazmalar ve kış aylarının vazgeçilmezi yün yelekler, çiçeği burnunda gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Yusra gelinin çeyizlerini serdik. Yusra'cığım, Yusra. Yusra'cığım, en favori parçan hangisi? Aslı Hanım, benim favori parçam şurada. Bu mu? Alabilir miyim? Seccade evet, mi? Ona, boyama galiba. Onu annem yaptı kendi elleriyle boyama. Aha, açalım. Bunu çok seviyorum. Ay, çok oo, güzel. Bayağı. Kendi yaptı. Sadece bunu mu yaptı? Annem boyamadan mi? Anlıyor galiba. Bu boyamadan tabii ki de başka şeyler de var. Tabii. Bu çok güzel gerçekten. Sağ olsun anneciğin ellerine sağlık. Şu lifi bana uzatabilir misin dış ses? Pembe. Evet evet. Hoppa. Şunun renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Burada da yine krem rengi. Bak şimdi bak bak. Bunlar senin herhalde favori tonların. Evet, ne diyorsun? Evet çok seviyorum. Bak yine bunu aynı tonlar. Bunu bana babaannem ördü kendi elleriyle. Ay çok güzel. Bu çok bunu güzel. Hepsi örülme. Bunu kayınvalidem verdi. Çok bunu da kayınvalidem. Evet bu tonlar çok güzel. Bu yelekler de güzel değil evet, mi evet onlar hepsi çok örülme. Hepsi ben örme bunu çok bilgi. Evet. Bunun da güzel simli falan. Sen not alıyor musun canım? Alıyorum evet. İlk gözüme gelen zaten o tepsi midir? Not al bu yelekler güzel. Yelekler vardı. Artı artı artı. Çeyizde yelekler vardı. Ay, bu tablo tepsi. Mudur tepsi midir? Anlayamadım. Tepsi. Ben hemen tepsi sana anlatayım. Tepsi çeyizde konur mu peki? Benim evimdeyken tepsiye eleştirmiştiniz tepsiler var bana diye. Hem aynı geldi. Evet. Bunun bir anlamı var ben mı? Ben açıklamasını senin? Yapayım biraz dinlemeyi öğrenirseniz. Bu tepsi değil. Bunu ben aksesuar olarak kullanıyorum. Çeyizimde de göstermek istedim. Bunu ablam kendi elleriyle yaptı. Nereye takıyorsun onu genelde? Tablo mu bu? Aslında ben söyleyeyim dilerseniz hanımlar. Bakın bu gayet dantel. Evet. İğne oyasıyla yapılmış resmen sanat eseri gibi evet. Bir parça. Bunu gelinlerimiz duvara da asıyorlar ama böyle kulp takıp hani tepsi gibi de evet. Kullanıyorlar. Aslında bu el işçiliği olduğu için koymak istemiştir. Çeyiz ya bizim konumuz. Çeyiz ya konumuz diye aydınlattı bir daha bizi. Teşekkürler. Teşekkür ettiler. Arkadaşlar peki. Evet bunu da böyle alalım arkaya. Ben bugün şu çeyizlere bakmak istiyorum. Yani gerginlik istemiyorum. Bol bol çeyiz görmek Aslı istiyorum. Aslı Hanım benim şurada bir tane benim el doyumlu emeli. Var Aslı Hanım. Örtebilir miyim izninizle? Tabii ki ört. Ay ilk defa örtüm. Evet. Üstüme uyumlu bir şey buldum. Beğendi. Normalde asla takmazdı. Saçında çok bozulmaz. Bir şey söyleyeceğim. Şu da çok güzel. Evet. İlacım bak. Benim sevdiğim şeyler, bence güzel tarzlar. Hiç fena değil çeyiz ha. Ne dersin? Çok beğendim bunun evet, rengini. Ben sevdim. Çok güzel. Niye gülüyorsun? Yakışın. Ne kadar güzel. Evet. Bak uyumlu da. Allah aşkına uyumlu çok mu? Çok güzel oldu. Çok güzel. Bunu kim yaptı hayatım? Bunu kayınvalidem yaptı.
Çok güzel. Sanırım buraları çizgili ama devamı mı gelmemiş? İp mi anlayamadım. Ha, evet. Bak, yarım mı kaldı? Yarım kalmış gibi. Yani ben öyle düşünmüyorum ama çok da bilmiyorum yani. Ay ben kendi çeyizimin üzerine çeyiz tanıyamadım vallahi bu hafta. Değişik bu. Bu yok yok, bu yarım falan kalmamış. Bakın burada da bu desenler var. Burada da devam ediyor. Bence çok farklı bir tasarımı var. Yapanların ellerine, kollarına sağlık. Ben çok sevdim. Şuradan başka bir parça almak istiyorum ben. Şu ne aslanın? Havluymuş bu da. Havlu evet, yastık gibi. Ama yok, yastık kılıf değil. Evet, ben de öyle sandım. Değilmiş. Evet. Şu ne? Bunlar? Evet, onların da ablamın hediyesi. Ablam dediğim gibi kursa gitmişti. Hepsini Brezilya'da yaptı. Bu. Brezilya nakışı kullanmış bak. Ben ilk kez gördüm. Şurada öyle bir havlu var ya, ama bayağı karışık gibi şu var ya. Çok süslü değil mi? Evet çok bunu fazla. Kullanacak yok evet. Değil. Ben bunu kullanmıyorum. Bayağı ağır kayınvaliden verdiği için bu şekilde çeyizimde göstermek istedim. Yani evet, böyle şeyler çok fazla kullanılmıyor ama bazı illerde hani kapıların üzerlerini asıyorlar. Ya biliyor musun sen bu adeti? Evet biliyorum, ben de çeyizim geldi astım gerçekten. Bütün havluları falan. Evet, bu da kurdele işi. Bunu biliyor musun kim yaptı? Bunu da kayınvaliden verdi. Çok güzel. Bakın burada bildiğiniz gayet güzel bir şey var. Yine tığ, eski danteller değerlendirilmiş. Dantel tığıyla yapılmış. Burada da kurdele işi var. Bu çok güzel parçalar. Şu yorganı da açalım mı? Evet, o annemin ipek yorganı. Çok eski zamanlarda kaldı artık. Yün yorgan. Evet. İşte bunlar zaten sağlıklı biliyor musunuz? Ama çeyiz, ama aslanım bu... çok ağır. İpek, orijinal ipek, kalite. Çok ağır. Kalite. Çok güzel. Eskiden yorgancılar vardı ya. Evet. Siz bilmezsiniz belki. Şimdi var mı hala yorgancılar bilmiyorum ama bunlarla biz böyle üstümüzü örterken, ben bebektim, çocuktum, hatırlıyorum. Hiç hasta falan olmuyordu. Bu kadar hastalıklar yoktu. Her şey daha doğal. Doğal pamuk. Anladın mı? Hiç böyle doğal organ. Ben de hala yün yorgan kullanıyorum aslanım. Sen de vardı. Şaşırdın mı? Hayır. Şaşırmadım. Gelenekselci kızımız. Ama biraz ağır. Evet. Ağır. Ağır. Ama bilimsel açıklamalarda ay, ağırlığı. Ay edileceğim burada. Dur bir dakika. Bilimsel açıklamalarda ağır yorgan. Evet, uykuyu daha iyi alabildiğimizi söylüyorlar. Üstümüzde ağırlık çöktüğünde. Değil mi? Evet. Bir de böyle uyuduğumuz yer çok sıcak olmamalı derler. Evet. Peki hanımlar, bu çeyiz 50.000 TL'yi hak ediyor mu? Hayır. Hayır. Etmiyor mu? Hayır. 40.000? Hayır. Öyle bir... 30? Ben çeyizime güveniyorum Aslı Hanım. Vallahi ben... Bence etmiyor. Bence çeyizde güzel. Al tabii. Evet, çeyizde güzel parçalar var. Ablam kendi eliyle yaptı. Bana hediye verdi. Ben sen yapmıştım. Ben de göstermek istedim. Yapmışsın benim gibi değil. Renkli. Evet. Dün benim keçeden. Hiç el işçiliğim yoktu. Kitaplarımı koydum diye çok laf edilmişti. Burada senin hiç el emeğin. Sana dair hiçbir şey yok. Bunların hepsi el emeği. Kitaplar senin el emeğin mi? El emeğim burası çeyiz. Ben en onlara... azından gitar falan koymadım. Burada herkesin el emeği var ve danteller, patikler, yelekler, her canım, şey kendi elleriyle senden yapıldı. Senden çocuğuna kalıyor, çocuğundan çocuğuna kalıyor. Ben çocuklarıma, kitapların mı kalıyor? Enstrümanlarımı ve kitaplarımı veriyorum. Kitabın ömrü hiçbir zaman bitmez. Konumuz çeyiz, kitaplar. Dünya klasikleri çok vardır. Yani kamp, çadır, çeyizle ne alaka? İlkokulda da okursun, el emeği, üniversitede de okursun. Göz nuru. Şimdi burada iki farklı fikir var. Farkındaysanız ben karışmıyorum. Evet. Ve gerçekten bu iki farklı fikrin burada konuşulması aslında benim hoşuma gitti. Çünkü izleyicilerimiz de ona göre mutlaka burada bazı düşünceler paylaşıyorlardır. Lütfen bu düşüncelerinizi sosyal medya hesaplarımızdan bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Bunların hepsini hepimiz okuyoruz galiba. Evet. Biz buradan bence sunum masasına geçelim artık. Geçelim. Konu büyümeden fazla. Evet. İki düşünceye de saygımız sonsuz diyoruz. Yapan herkesin ellerine, emeklerine sağlık. Hadi buyurunuz efendim, notlar alındıysa çıkalım. Hadi bakalım, masadayız. Kendi çeyizimin en iyi olduğunu biliyordum. Gördüğüm kadarıyla da en iyi benimkiydi zaten. O ne biçim çeyizdi canım ya? Herkesten toplamış getirmiş gibiydin. Hiç senin gibi değildi. Yusra Gelin'in sunum masası tam 20 çeşit ikrama ev sahipliği yapıyor. Su böreği, kek, ıspanaklı börek ve kara lahana yemeği masadaki lezzetlerden bazıları. Yusra Gelin'in sunum masasındayız. Bugün haftanın finali hanımlar ve aslına bakacak olursan bugün final masasındayız.
Öncelikle ellerinize, emeklerinize sağlık. Teşekkür ederiz aslanım. Benim ilgimi çeken bir şey oldu mu masada ama bakalım gelinlerimiz bunu söyleyecek mi? Ben söylemeyeceğim. Öncelikle senin yaptığın bir şey var mı lezzetlerden? Biraz lezzetlerden bahsedelim. Tabii var aslanım. Ben gelin pastası yaptım. Ben gelin olduğum için gelin pastası. Ben gelin olduğum için gelin pastası yaptım. Teşekkür ederim. Şöyle yengem kendi elleriyle enginar dolması yaptı. Görümcem böyle tatlış kaplumbağa kurabiyesi yapmış. Annem yaprak sarma sardı. Bütün aileyi çalıştırmışsın. Ve kendi elleriyle kurduğu turşu. Anne. Evet. Ay, turşuya bayılırım. Bir bidon turşuyu da koymuş. Vallahi billahi önümüze. Babam da kabak tatlısı yaptı. Babam. Evet. Bir şey söyleyeyim. Babam ne iş yapıyordu senin? Babam emlak işleriyle falan uğraşıyor aslanım. Bence bu kabak tatlısını çok iyi yapmış. Ben tipinden anlarım. Kestane şekeri kıvamında yapmış. Sizin bu yörede ayrıca de şey, buralarda tarım, çok popülerdir. Tarım işleriyle falan da uğraşıyor. Taş fırında cevizli lokumlarımız falan da var. Onu da baba yaptı. Nerede? Onu annemle beraber yaptılar. Ay orada bir tepsi böyle bir sumarayı var, o ne? Onu da kuzenim yaptırdı bugüne özel olarak. Sağ olsun, sağ olsun. Peki bu çifte kavrulmuş keki kim yaptı? Kayınvalidem yaptı. Ay kıyamam ben sana. Canım o da Artvin'de olduğu için lahana yemeği falan da yaptı. Ay sağ olsun tabii. Teşekkür ederim. Bu hani şey yedinci neydi o yemek? Aynen. Kötü seçilen yedinci yemek. Özür dilerim, bir şey söylemek istiyorum ama canım. Lahana yemeği aynı bebek maması gibi görünüyor. Aşkım sen Sakaryalısın, Artvin'de değilsen o has ve has lahana yemeği. Ben ilk kez görüyorum. Ha, bu mısır unuyla yapıyorlar ya, ondan mı bu? Mısır ekmeği falan da var aslında. Evet, evet. Evet hanımlar, bu masa 50 bin TL'yi hak ediyor mu? Hayır aslanım. Hayır. Kendi yemekleri çok az olduğu için kıskandılar. Ben hiç maldan kısmadım. Her şeyi bol bol koydum. Evet, zeytin, her peynir, kahvaltı tabaklarıyla karşılamadım Aslı Hanım. Evet canım, her şeyi tencereyle koymuş. Kesinlikle o yüzden bol bol yiyin, afiyet olsun. Canım. Şey mi istedi? Acaba önce gözünüz doysun. Gözümüz doydu. Sonra mide. Şimdi bizim koyduğumuz tabaklara keşke koysaydın. Onlar sunum tabağı diye geçiyor. Senin yoksa yok diyebilirsin. Böreği de kesip koyabilirdin. Devamı var belli ki, isterdik. Devamı var. İstersen tekrardan getiririm canım. Bu bize çok ben hepsi zaten uyumlu olsun diye bu şekilde koydum. Evet, size bilgi vermek istedim. Sunum bu şekilde olur kızlar. Sunumu kendi evlerimizde gayet iyi gördük. Evet çok gördük. O yüzden ben de bu şekilde fazla fazla koydum. Yusra yardımcıların eline sağlık öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ ondan sonra senin vegan olduğunu biliyoruz. Ama sen yine bizi düşünmemişsin. Burada etli bir şey var mı ki peki? Her şey sebzeli. Ben size vegan masası hazırladım kızlar bu şekilde. Benim misafirlerime verdiğim özeni evde gösterdiğim için laf yemiştim. Senin misafirlere verdiğin değer bu mu? Bir masa örtüsü bile sermemişsin. Ben bu şekilde kullanıyorum. Masa örtüsünün üstüne tekrardan bunları kullanmayı tercih etmiyorum. Senin fikrin, teşekkür ederim. Sen o şekilde kullanırsın. Yusra vegan olduğu için ne etliye ne de sütlüye karışmamış. Ya gerçekten öyle. Bir şey ama sütun gibisiniz yemin ederim ya. Vallahi billahi yemin ediyorum, bir tekst böyle verseniz ancak bu kadar olur. Ama ben biz çok düşünmemiş aslanım. Et isterdik burada. Ha, olsa et fena mi olmaz mı? İçli köfte olsaydı bir ay her gün içli ama her gün içli köfte aslanım. Her vallahi gün patates doğru köftesi, içli ama köfte. Ağzınız biraz farklı olsaydı bir tanesi. Efendim? Böreklerin bir tanesi bari kıymalı olsaydı. Malzemeden çalmış bence. Malzemeden çalmadım. Hepsini farklı herkes yaptım ama. Herkes vejetaryen olacak. Bence artık lezzetlere bir şey söylemeyelim. Teşekkür de ederim. Lütfen ederiz. Sunumdan bahsedelim. Ben yemek tabaklarının ilk önce üstünde ya da yanında herhangi bir peçete görmedim Aslı Hanım. Bunun sebebi var mı? Neyle i̇şte sileceğiz? İşte bunu yorumlayın. Ağzımızı mesela vallahi silmek doğru istiyorum. Neyle sileceğim? Şöyle şu şekilde kızlar. Şu şekilde kızlar. Hemen anlatıyorum. Şu şekilde yapmış kolumuzu. Şu şekilde. Şöyle peçeteliği ben oraya koydum. Ya evet haklısın, onu unutmuşum, kusura bakma. Peki kumaş peçete de yok da değil yok mi? Evet. Evet unuttuğum için onu sonradan ekledim. Aslanım çok güzel. Efendim canım, bir de şu ortada ederim bir şey görüyorum ben ranı. Evet. O da hasır mı? Tam bu halat gibi bir halat şeydi. Makrame evet gibi değil mi? Ne evet dedi orada bundan? Aynen kumaş karşılığı var. Halat ipinden yapılmış. Makrameye benzettim evet, ben de. Evet evet. Evet. Altta bir tarafı makrome, içi de dantelli. Aslında bunun takımı. Evet takımı evet arkadaşlar. Allah Allah. Ben söylemiştim göz doktoruna götüreyim evet sizi diye. Hiç boş yorum yapmaktan hiç doluyorum yapmıyorsunuz.
yapmıyorsunuz. Sunum biraz dikkatli bakın. Sunum tabaklarım evet. Olsa gayet açık ve net görünürdü. Bol bol böyle koydum. Böyle tencereler olunca. Ye doğru. Canım ilk de söylemişim tencere olunca göremedik açıkçası. Şekerliği de direkt mutfaktan mı getirdin? Yani baksana sanki mutfaktan gelmiş canım, gibi. Canım balkondan alıp getirmedim. Yani, tabii ki de mutfak dolabından alıp getirdim. Bence ben özel davet yemeğine uygun değil ama sen onu belli ki o fırın kaplarına uydurmaya çalışmışsın. Kesinlikle bir bütünlük var gayet uygun. Gayet çünkü uyuyor. Onlar günlük, bu da günlük olmuş. Uyum sağlamış. Peki, en azından. Peki çay ve şekerliğinin üstünde ben herhangi bir kaşık görmüyorum. Herkes kendi kaşığını mı soksun içine? Onu unutmuşum arkadaşlar. Peki konuk geldiği zaman toz şeker mi servis edilir yoksa kesme şeker mi? Bence kesme şeker. Ya da esmer şeker. Nasıl? Bilmiyorum ben. Şeker kullanıyor musunuz? Ben kullanıyorum. Öyle mi? Maalesef. Hala çaya şeker kullananlar var. Ben kullanıyorum. Ben kullanmıyorum aslında. Evet, bence de artık çaya şeker atmaktan yavaştan vazgeçmeye evet. çalışalım. Ufak ufak hayatımızdan çıkartalım. En azından hani yanında bir kabak tatlısı var. Evet. Bakın kurabiye, kek varken şeker atmasak çayımıza. Yani bu kendi sağlığımız için. Bunu biz genç, yani sizler özellikle genç nesil olarak buna dikkat etmeye çalışalım diye düşünüyorum. Bence lezzetlerin tadına bir bakalım tabii. Dilerseniz. Afiyet olsun hepinize kızlar. Çok teşekkür ederiz. Ben baktım bu harika bir turşu olmuş. Kütür kütür ya. Annenin adı ne? Hatice. Hatice Hanım ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel. Sarmaları kim yaptı? Onları da anne yaptı. Aslanım zeytin yağlı. Kendisi topladı, kendisi sardı. Ben bütün hafta bozdum diyeti. O yüzden ben bu turşuyla ne yiyeyim bakayım lahana. Siz ne yiyorsunuz? Hadi benim bekliyorsunuz. Niye bakmıyorsunuz tadına? O en köşedeki omlet mi? Yumurtalı bir şeye benziyor. Mücver o. Mücver. Kırmızı mücver. Hadi servis yap arkadaşına. Tabii. Servis gereçlerin nerede Yusra göremiyorum. Şu şekilde şuradan. Üç hadi bakalım. Var. Üç tane mi var? Mesela şimdi bu börekler tabii servis kesilseydi servisi daha kolay olurdu senin için. Mesela şu anda zorlanacaksın ben yardım edeyim. Biraz zorlanacağım. Tabağını uzatabilirsen. Zeytinyağlı sarmalı gene. Bakalım. Lezzetlerin tadına bakalım. Buradan düğünümüzü izlemeye geçelim. Tabii. Sen de taze evli olduğun için. Değil mi? Afiyet olsun. Yemek masasını sadece ikramlıklarla doldurmuşsun. Keşke biraz özenseydin. Oradaki ben cam kaseleri görmek istemezdim. Fırın kaplarından çıkarıp önümüze getirmişsin. Her şey için teşekkür ediyoruz Yusra'cığım. Ellerinize, emeklerinize sağlık hayatım. Afiyet olsun. Şimdi eşin, eşinin adı neydi? Beytullah. Beytullah'la nasıl tanıştın? Nerede tanıştın? Ne zaman? Aslanım biz aynı iş yerinde çalışıyorduk. Hı hı. O bana hep yazıyordu. Ben kabul etmemiştim başta. 4 yıl sonra kabul ettim. Biz bir şekilde mesajlaşmaya başladık. Zaten arkadaştınız. Biz işte. Zaten evet arkadaştık. Hı hı. Sonradan sevgili olduk. 6. ayımızda da nişanlandık. Peki sonrasında istemeye geldiler herhalde. Evet sonrasında istemeye geldiler. Peki aileler anlaştı mı? Ailelerimiz çok şükür anlaştı. Çok hala anladım. Görüşüyorlar. Çok evet. Güzel. Evet hemen istemeye geldiler seni. İstemeye. Neler oldu istemeye gelirken mesela ne getirdiler? İstemeye gelirken çikolata yaptırdılar. Hı hı. Çiçekle geldiler. Benim isteme sözüm beraber oldu. Ben böyle farklı yani salonda nişan falan yapmadım. Evimiz genişti. Hı hı. Bu yüzden evde yaptık. Ne renk giydin sen? Ben beyaz giydim Aslı Hanım. Neden mesela? Başında da bir şey mi var? Başımda tacım var incili. Hı hı. Beyaz. Ya beyaz giymeyi tercih ettim. Ya bu yıl yeni trendlerde böyle herkes beyaz giyiyor ya. Ben de o şekilde beyaz giydim. Elbisen yakışmış. Teşekkür ederim. Arkadaşımın butiği vardı. O bana hediye olarak verdi sözünde. Ne güzel. Organizasyonun fiyatı. Organizasyonun nedir? Fiyatı da normalde 2500. Beytullah'ın da yakın arkadaşı yaptı. Biraz yardımcı oldu. 1000 TL falandı sanırım. Peki eşinin takım elbisesini sen mi aldın yoksa kendi mi aldın? Onları biz aldık takım elbisesini. Ne kadar aldın? Yani 4000-5000 arası olması lazım. Sadece sözde giydi. Evet sadece sözde giydi onu. Ama bir şey soracağım. İsteme söz bir arada oldu. Evet isteme söz bir arada oldu. İsteme sözde şimdi erkeğin takım elbisesini almak adetinizde mi var?
Yani şöyle Beytullah organizasyonu falan karşılayınca aha, ben de böyle bir jest yapmak jest istedim. Yapmış. Evet aslında. Peki siz ailelerinizden destek almadan mı evlendiniz? Biz destek aldık evet. Heh, çok şükür. İyi bari şanslılar değil mi? Evet. Peki sonrasında kına gecene gelelim o halde. Evet, bordo galiba üstündeki değil mi? Evet ilk çıkışımda bordo tercih ettim. Evet, tüylü bayağı. Evet. Güzel duruyor. Kaç tane elbise giydin? Ben 4 tane giydim. Normalde biz 7-8 değiştiriyoruz. Ben böyle çok sıkıştırmak istemedim. O yüzden 4 tane giydim. Çok zor oluyor. Gerçekten çok zor fiyatları oluyor. Fiyatları nedir elbiselerin? Şöyle ilk elbisemi ben kendim kiraladım. Onun fiyatı 8000 TL. Hmm. Diğerleri salona ait. Salonda kuzenimin bu arada. Aa, evet. Salonu. Aynen. Kına, kuzeninin. Para vermedin mi? Kına da hediye olarak çok gelmiş. Çok şanslı. Yapmadık, ödeme yapmadık. Vallahi çok şanslısın. Düğün hemen ertesi gün mü oldu? Düğün hemen ertesi gün oldu Aslı Hanım. Bakayım. Ay gelinlik nasıl yakışmış. Gelinliğimi özel olarak diktirdim ben. Kaça diktirdin? Şöyle 45 bin TL. Ben hayalimi anlattım. O çizdi. Öyle ya, dikti. İlk ben giydim. 45 bin lira. Kiralık. Yok diktirdim. Tamam. Diktirdi. Geri vermedin mi kiralama? Yok yok. Hayır. Evde mi? Evde. Aa, burada. Ne yapacağım bu gelinliği? Yani bazımın altında duruyor. Ne yapıyorlar biliyor musun? Kiralıyorlar. Evet. Evet. Mesela bunu kiraya verebilirsin böyle tatlış sembolik rakamlara. Güzel olur senin için. Evet. Güzel fikir bunu... değil mi? Evet. Evet. Efendim? Kaç kişilikti düğün? Salon 1000 kişilikti. Yani bayağı kalabalıktı. Kişi. Yani 600 kişi falan vardı Aslı Hanım. Bu kolyen de güzel. Çok teşekkür ederim. Gerçek mi bu? Evet. Ne diyorsun? Oo. Görümcemin hediyesi. Vay vay görümceye de bakalım. Ne kadar takın oldu? Şöyle... Ya tam şu an fiyatını şey yapamayacağım. Bilezik falan olarak anlatayım. Kayınvalidemler 4 tane bilezik taktı. Tam altın taktılar. Benim ailem 2 tane altın taktı. Ayrıca böyle hediyelik bilezikler takmıştı. Yani 200 bin, 300 bin falan oldu. Eşin ne taktı sana? Eşim bana yüzük taktı. Takmadım. Takmadın mı? Elif gibi unuttum. Sen eşine takı taktın mı? Ben eşime saat taktık. Aslı Hanım bir de benim düğünümde çok üzücü bir olay oldu. Hayır, ağlamak olsun istemiyorum gerçekten aklıma geldi. İşte benim nikahım salonumda kıyıldı. Takım oldu. Takımdan sonra da yani misafirler tarafından büyük bir kavga çıktı. Ah. Evet. Gerçekten çok kötü oldu. Makyajım aktı. Gelinliğim biraz deform. Ne oldu? Neden yani çıktı nedenini kavga? Bile şu an hani kendi nedenmiş aralarında anlaşmazlık yaşamışlar. Hmm. Nedenini şu an hani ben de bilmiyorum. Görüşmüyorum. Hala bilmiyorsun. Evet görüşmüyoruz. Bayağı büyüdü işte kameracılar falan da o an. Hani korktular herkes kaçtı. Kayınvalidem rahatsızlandı. Ambulans oo falan geldi. Düğünün sonunda mı oldu? Ya düğünün başlangıcında oldu. Ay, çok kötü olmuş. Var mı görüntüler? Görüntülerim evet az önce demiştim. O an 2-3 saniye çekmişler. Sonra olay büyüyünce herkes kaçtığı için 2-3 saniyelik bir o şey. O derece yani. Evet bayağı. Peki düğünü nasıl devam etti? Şöyle oldu. Yani tabii ki de yakın akrabalarımız sağ olsun. Hepimizi mutlu etmeye çalıştırdılar. O şekilde devam ettik. Çok üzücü. Çok, çok geçmiş evet, gerçekten. Çok teşekkür yani ederim. Yani biraz bu insanların şu sinirine hakim ama evet, olamaması. Biz bir de o kadar yani zor şeyler yaşadık. Yani o kadar emek insanların verdik. En güzel gününü zehir etmişler. Evet. Sonra Aslı Hanım ben ya bilmiyorum nasıl yargılanılacak ama mikrofonu alıp kavga çıkaranları kovdum. Aa! Aa! Güzel. Bak, şu anda hoşuma gitti, iyi yapmış. Evet. Bir taraf kız tarafı, bir taraf erkek tarafı mıydı yoksa? Yani gibi. Aslında çok değil. Yani karışıktı. Nasıl? Yani kalabalık olduğu için tam ben bilmiyorum. Hani şey olur ya böyle hani telli oğullarıyla sefer oğulları gibi. Tövbe yarabbim. Hani bir ya, taraf. Ya ha? Biz böyle kız erkek tarafı olarak çok iyi anlaşıyoruz. Ya bir taraftandı sanırım böyle Allah misafirlerden, Allah akrabalardan. Ne evet oldu? Ne yaptın? Ben ne dedin mikrofonda? Aslı Hanım ben piste çıktım ya şu an ağlamak istemiyorum. Hem kötü oldum bir an aklıma geldi. Piste çıktım yani o ara çok kavga büyüdü. Gelinliğim de benim çok kabarıktı. Evet. Ya aldım hızlı bir şekilde mikrofonu ha ellerinden. Dedim ki işte böyle bir şey benim düğünümde nasıl yaparsınız? Buna ne hakkınız var? Hepsini kovdum. Ah. Ne dedi? Benim salondan hemen çıkın defolun gidin dedim. Haklı. Hatta vallahi şu an yapacağım.
böyle aldım mikrofonu. Ha. Dedim ki siz benim düğünümde nasıl böyle kavga çıkartabilirsiniz? Böyle böyle evet söyledin. Nasıl bağırdım böyle? Aslı Hanım. Dedim bu hakkı size kim veriyor? Kim kavga çıkartıyorsa benim düğünümü hemen terk etsin deyip kovdum. Çıktılar mı? Evet. Keşke daha önce yapsaydı. Keşke daha önce yapsaydı. Yani sonradan da demişler ki ne kadar fena gelin. Ben fena mıyım Allah aşkına? Ne kadar fena gelin ağzımızın tadıyla bir kavga etmedin dediler herhalde. Kavga yarım kaldı. Hem ağlıyorum hem kovuyorum hem her yerim mahvoldu. Makyajım aktı. Duyguları yaşadın yani evet, sen düğünde. Evet. Hem ağlarım, kötü hem bir anı kaldı. Kuzenim de sağ olsun kendi düğün salonu olduğu için 12.30'a kadar uzattı benim için. Ay canım benim ya. Gerçekten büyük geçmiş olsun. Yalnız çok teşekkür ederim. Şunun için şükretmen lazım. Allah korusun biri yaralanabilirdi. Evet. Birini kaybedebilirdiniz. Birine yani ölebilirdi bile birisi. Aslı Hanım kayınvaliden biraz fenalaştı. Onun ne da diyorsun? Rahatsızlığı var. Böyle panik atak geçirdi. Panik ambulans atak, falan eyvah. Da çağırmıştık. Böyle herkes üzüldü, üzücü bir an oldu. Ay benim canım için. Benim ya. Allah. İki aylık evlisin. İki aylık yani evliyim. Yani şurada ya iki ay önceden bahsediyor, evet, farkında mısın? Çok yakın bir zaman. Çok üzüldüm hayatım. Hakikaten yine Allah korumuş diyelim. Evet. Hani en azından kayınvaliden iyi zaten. Evet evet, çok şükür herkesin sağlığı yerinde. Ama dediğim gibi çok emek verdik, hiç yakışmadı. Evet, buradan bir şey söylemek ister misin? Akrabalı. Yani pek bir şey söylemek istemiyorum. Salonda yapacağımı yaptım diye düşünüyorum Aslı Hanım. Hiç bir şey girmeyeyim yani. Evet. Geçmiş olsun diyelim. Ne çok sağ olun. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. İnşallah hep böyle gülün eşine. Tıpkı beni ve gelinleri karşıladığınız gibi el ele hep mutlu bakın hayata. İnşallah Aslı Hanım. İyi, balayında konuşalım bakalım. Balayında ne yaptınız? Nereye gittiniz? Aslı Hanım, biz balayında Antalya, Bodrum bayağı gezdik. Muğla, Alaçatı, Çeşme, böyle biraz düğünden sonra biraz iyi geldi. Evet, çok iyi geldi. Süper. Şimdi arayalım mı eşini? Arayalım. İlişki testi yapalım mı? Hadi bakalım. Yapalım. Sizce kazanırlar mı? Yani geçmiş bir ilişkileri var 4 seneden evet, fazla. Belki evlenirler. Sizin de vardı Gülay. Aslında biz 2 yıldır evliyiz. Ha. 1 yıl dolmadan zaten evlendik. Bir de benim eşim çok heyecanlı. Ya. Bunun eşi heyecanlı. Ay evde ne yaptım? Evet. Çok kızmadım, heyecanlıydı. İyi kızamadım. Yaptım. Efendim hayatım. Hayatım. Sesini aç. Alo. Alo hayatım, şimdi Aslı Hanım'a veriyorum. Ödüllü tamam. Oyunumuz için. Tamam hayatım. Altınımız burada hanımlar. Hadi bakalım bugün bu altını kazanın istiyorum. Kocaman bir alkış rica ediyorum. Beytullah nasılsın? Teşekkür ederim Aslı Hanım. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Güzel karşılamanız için yeniden teşekkür ediyorum size. Rica ederim, ne demek Aslı Hanım. Ay canım benim. Beytullah'cığım şimdi seni sessize alıyorum. Önce eşine, ardından soruları sana yönelteceğim hazırsan. Tamamdır. Hadi bakalım başlıyoruz. İlk soru geliyor. Beytullah bugünkü mesleği olan kuaförlüğü yapmasaydı ne yapardı? Aslı Hanım şöyle, o bu mesleğe çok düşkün. Bir saniye biraz düşüneyim. Ya böyle şöyle, yani açıkçası o modellik falan çok seviyor, giyim tarzı vesaire. Yani modellik falan yapardı. Çok peki, seviyor o tarz şeyleri. Soralım bakalım. Beytullah bugünkü mesleğin olan kuaförlüğü yapmasaydın ne iş yapardın? Hayalin ne olurdu diyelim? Ne iş yapardım? Ne yapmak isterdin? Futbolcu olmak isterdim. Aa! Hiç alakası yok. Evet. Futbolcu. Sen yani evet, aslında çok izliyor ama. Evet. Devam ediyoruz, olsun. Bu dur bakalım. Ama senin aklına bakalım gelmedi. Aynen. Hadi bakalım. Beytullah'ın evde en çok sevdiği eşya ya da obje ne? Şöyle. Mesela benimkinin oyun konsolu. Televizyon bence diyeyim. Çok futbol izliyor. Ha, mantıklı. Soralım bakalım. Şimdi Beytullah'cığım. Evet. Evde en sevdiğin eşya, obje nedir yani? En sevdiğin şey evde nedir? En sevdiğim obje. Eşya. Eşya. Çok az düşünüyorum. Eşya. Şöyle ilerleyelim. Böyle en çok vakit geçirdiğin, en çok yanında
yakınında olduğun şey televizyon. Mesela? Ah. Doğru. Ben de bayağı tüyo verdim. Bak evet, yani artık evet. Biraz açılın dedim. Şeytanın bacağını bir kırın dedim yahu. Kayınvalidenin kızlık soyadı ne? Eyvah. Bilmiyorum. Gerçekten. Gerçekten bilmiyorum. Ya nasıl bilmez? Evet ya. Şöyle hatırlatmaya çalışacağım. Hani davetiye dağıtmadınız mı? Yani, davetiye isme, soy ismi evet, yazdınız mı? Evet dağıttık ama biz kendimize, onlar böyle kendi ailesine dağıttığı için. Hay Allah için ya. Hani akrabalarını düşün annesi tarafının. Bir şöyle bir zihnini yokla. Vallahi üzüldüm bilmemiş olmana ya. Nasıl bilmiyorum? Şimdi eşine soracağım. Bakalım ne diyecek? Sen de öğrenmiş ol. Aynen. Şimdi Beytullah, annenin evlenmeden önceki kızlık soyadı ne? Annemin. Evet, annenin. Adalar. Adalar. Doğru mu? Adalar. Evet, canım, unutmuşum. Soyadı. Unutmuşsun. Evet, unutmuşum. Bilmiyor muydu? Unutmuşum. Ben ama biraz zihninizi lütfen böyle bir çalıştırın istiyorum. Şu kafayı çalıştıralım. Değil mi? Beyin. Niye var bu beyin burada? Çalışması için. Evet. Evet. Sizin yapamadığınız gibi. Nasıl? Beyin jimnastiği falan dediler ya, sizin yapamadığınız gibi dedim. Kim yapamadı? Yarışmacı arkadaşlarımız da bilemediler. Çok onlar da yakın tanımıyor. Yani bu şekilde. Yani zor bir soru. Haklısın. Evet, zor bir de yeni soru. Evlisin. Anlıyorum seni ama işte doğru. Yani ne yapalım? Sorumuz buymuş hayatım. Ya siz biliyor musunuz ben mesela? Biliyorum. Ben biliyorum. Aman hadi oradan. Gerçekten benim. Sen bence bilmiyorsundur. Biliyor musun? Biliyorum valla. Ne kayınvalidenin kızlık soyadı? Ben mi? Şirin. Evet. Şirin. Evet. Peki pek bir şirinsin o zaman. Ben de bilmiyorum. Sakın kendini yalnız hissetme. Semra anne vallahi bilmiyorum ben de. Gerçekten bak çok enteresan. Bir öğreneyim ben ne olur ne olmaz. Değil mi? Sen öğrendin şimdi sıra bende. Ben öğrendim. Peki hamilesin ve kızın olacağını öğrendin. Annen kendi ismini, kayınvaliden ise kendi ismini vermek istiyor. Ne yaparsın bu durumda? Şöyle ikisinin de ismini vermem. Tabii ki de. Yani. Bence de. Kendi seçtiğim. Yani tabii ki de. Hadi bakalım seçtim. Bunu Beytullah'a soralım. Beytullah'cığım şimdi karın hamile ve kızınız olacak. Alo. Evet. Evet. Dur, bir çığlık falan atacaksın sandım. Karın Yusra hamile ve kızınız olacak. Senin annen kendi ismini vermek istiyor. Yusra'nın annesi de kendi ismini vermek istiyor olacak doğacak bebeğe. Evet. Yusra ne yapar sence bu durumda? Yusra bu durumda ikisini de dinlemez diye düşünüyorum. Doğru cevap. Aynen öyle. Evet devam ediyoruz. Şimdi senin bir kız arkadaşın var ve Beytullah bu kız arkadaşından hoşlanmıyor. Bu durumda ne yapar? A. Onunla görüşmemeni söyler. B. Fikrini söyleyip kararı sana bırakır. Onunla görüşmememi söyler. Daha önce de böyle bir şey yaşamıştık. Ben de görüşmeyi kestim. Peki. Vay canına. Şimdi Beytullah, Yusra'nın bir arkadaşı var. Sen de o kızı hiç böyle tasvip etmiyorsun. Görüşmesini istemiyorsun Yusra'nın. Evet. Şimdi şıklar geliyor. A. Yusra'ya bu arkadaşınla görüşmeni istemiyorum diye direkt söylersin. Evet. B. Sadece fikrini söyleyip kararı Yusra'ya bırakırsın. A mı A. B mi? A. Doğru cevap. Eşin Beytullah'ın en yakın arkadaşının adı ne? İsmini unutacağım bir saniye. Can. Hadi bakalım. Beytullah. Evet dinliyorum aslanım. En yakın arkadaşının ismi ne? Şeyin mi? Senin. İsmin değil mi? Senin, senin. Senin. Benim Can. Can. Şimdi çok güzel sonradan açıldınız. Ama evet. Ne yazık ki iki yanlış cevap. Biz üzüldük. Hayırlısı olsun aslanım. Vallahi öyle. Bir yanlış olsaydı tekrar gelinlerden onay alıp size bir soru belirleyip sorardık ama ne yazık ki iki yanlışla böyle bir şey yapamıyoruz.
Üzgünüz. Olsun artık. Evet, size yuvanızda mutluluklar diliyorum canım benim. Hoşça kal canım benim, hoşça kal. Sağ olun efendim, görüşmek üzere. Görüşürüz hayatım, bay bay. Aşkım görüşürüz, kendine iyi bak. Ne sevgi dolu değil mi? Evet. Vallahi aşkınıza benden 10 puan ve biz buradan 50.000 TL ödülümüz için Yusra Gelin'e puan vermek üzere gelinlerimiz puanlamaya gidiyorlar, puanlamadayız. Benim sana puanım. Zaten böyle bir adaletsiz birinden yüksek puan beklemezdim. Karşılamayı biraz benden özenti bulmuş gibi oldu. Evin hakkında çok iddialıydın ama bu iddiaların evine gelince gerçekten fız kaldı yani. Senin dünkü evini gördükten sonra benim evim yanından çok hızlı geçer. Teşekkür ederim. Bence adalet bende tam yerini buldu bugün. Aslı Hanım, bir de Gülay'a çok söylemiştim kendi gününü oynuyor diye. Burada tek kişi var kendi gününü oynayan, o da Eda. İlk defa beni savundu. Çok şaşkınım. Az sonra. Büyük ödülümüz 50.000 TL'ye gitmeden önce ne yapıyoruz? Yusra Gelin'in puanlarını öğreniyoruz. Yusra'cığım, her şey için öncelikle sana çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü hazırlığın için, emeklerin için. Rica ederim Aslı Hanım. Sana çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Evet, tüm gelinlere sorduğum gibi sana da sormak istiyorum. En yüksek puanı hangi gelinden bekliyorsun? Yani Aslı Hanım, açıkçası ben zaten yorumlarımı yapmıştım. Adaletli olduklarını düşünmüyorum. Bugün de son gün. Herkes koy verdi böyle. En düşük puanı ben Aliye ve Gülay'dan bekliyorum. Hı. Ya bilmiyorum, yanılabilirim. Düşüncem bu şekilde. Yani çok yüksek bir puan beklemiyorum dediğim gibi. Yani herkesin evini tamam, gör. Tamam, yüksek puanı ha. Kimden gelir? Ya yani bu puanların içerisindeki en yüksek. Yani Elif olabilir. Hı hı. Eda? Eda da olabilir. Yani çok karar veremedim. Kararsız kaldı Eda. Peki. O halde başlayalım istiyorum ben. Aliyeciğim, senden başlamak istiyorum. Önce kısaca sebeplerini duyalım. Notları da almıştım tüm gün. Evet. Ardından puanını görelim canım. Evet, notlarımı aldım burada. Unuttuğum bir şey olursa bakmam için. Genel olarak karşılamasından başlayayım. Karşılamasını beğenmedim. Çok tehlikeliydi. Zaten tabaklar kırılırken parçacıklar her tarafa sıçrıyordu. Gözümüze de gelebilirdi. Beğenmedim. Ondan sonra evin içerisine gittiğimizde mutfağı da hiç hoş değildi. Birçok eksik... Mesela store'unun fiyatını 10 bin lira dedi. Bana inandırıcı gelmedi. Yatak odasında da aynı şekilde post halısını 18 bin lira dedi. Ama halının görüntüsü hiç de 18 bin liralık değildi. Abarttı mı yani? Abarttı bence. Yatak odasındaki mobilyalar zaten takım olması dışında birbiriyle uyum sağlayan başka parçalar yoktu. Salonunda koltuğu kırıktı, arızalı çıktı. Misafirlerim için özel getirdim dediği şu sehpası haricinde hiçbir şey yoktu. Vallahi geldiğin günden beri kurduğun en uzun cümle. Evet, demek ki not almak işe yaradı. Keşke ilk günden itibaren not almış olsaydın. Evet, ne diyorsun? Aslı Hanım uzun ama bana boş geldi. Sürekli arkadaşların kullandığı kelimeleri kullanıyor. Onun evini de gördük zaten. Ben iddialı olduğumu söyledim. Ben hala kendi evime ve kendime güveniyorum. Zaten demiştim en düşük puanı ondan bekliyorum diye. Şaşırmadım. Evet, o zaman puanını görelim Aliye. Benim sana puanım. İki puan. Aslı Hanım, zaten dediğim gibi tahmin etmiştim. Elif arkadaşa da bir verdi, yani Elif ona biri verdiği için biri verdiğini dile getirdi. Zaten böyle bir adaletsiz birinden yüksek puan beklemezdim. Not almam işe yaradı çünkü tüm eksiklerimi ne gördüysem hepsini not aldım, hepsini eksiksiz söyledim. Yusra sadece bunu kabullenmekte biraz zorlandı. Gülay'cığım, seninle devam etmek istiyorum. Karşılamayı biraz benden özenti bulmuş gibi oldu. Öyle düşünüyorum, eşini de getirmişti ama şöyle bir problem de var.
Fırlattığı tabaklar için keşke zemine yumuşak bir şey koysaydı ve o parçalar o yerde kalıp yüzümüze fırlamasaydı. Yer sert olduğu için, tabak da sert olduğu için etrafa fırladı ve gerçekten tehlikeli bir davranıştı. Evet, dansı güzeldi. Çeyizine gelirsek çeyizi de güzeldi ama genel olarak dekorasyon konusunda çok iddialı konuştun Yusra. Ama evinde hiçbir şey yoktu dekorasyona dair. Evet, her şeyi ayrı ayrı alabilirsin. Ben de her şeyimi ayrı ayrı aldım ama ahşap masama kalkıp metal ayaklı bir koltuk almadım. Dediğim gibi haftanın başından beri en çok yorum yapan, en çok herkese cevap yetiştiren kişiydin. Evin hakkında çok iddialıydın ama bu iddiaların evine gelince gerçekten fıs kaldı yani. Tabii ki de Gülay'cığım, ben hala öyleyim. Hala kendime güveniyorum. Senin dünkü evini gördükten sonra benim evim yanından çok hızlı geçer. Teşekkür ederim. Keşke benim evimdeki canlı çiçekten sana bir tane hediye verseydim ve şu arkadaki yapay çiçeklerin kendine koysaydın. Ben çiçek verdin ya dün. Evet, dün verdin. Bu evet. Arada ben onu kullandım. Teşekkür ederim. Ayrıca ben kullandım yani derken? Yani evime koydum. Heh, anladım. Evet. Daha yani büyük bir çiçek verdim. Yani daha büyümesi lazım ya şu onun. Şekilde ben çiçek seviyorum falan da dememiştim. Siz ikiniz sanırım bitkilere takmışsınız. Ben çok sevdiğimi söylememiştim. Teşekkür ederim yorumun için. Canım, bu sebep meselesi değil. Sen benim evimdeki çiçeklere taktın için ben senin evinde sen dekor de olabilirim. Sen de çok fazlaydı. Orman gibi olduğu için yorum söyledim yapıyorum. Canım. Şu an beklersen her yorumu bitince beni cevaplayabilirsin. Ben sana yapay çiçek de getirebilirdim dekor için. Elif'in evinde yapay çiçek vardı. Yapaydı ama en azından ortamda dekor oluşturmuştu. Ben kullanmak istersem alırım, sağ ol. Gülay'cığım, ben her zaman sözlerimin arkasındayım. Sen bu evi görünce şok oldun. Son gün olduğu için de düşük puan vereceğini düşünüyorum. Evet Gülay, o halde puanını görelim. Benim sana puanım 1. Teşekkür ederim. Senden böyle bir şey bekliyordum zaten. Ben normalde herkesin benim evinde adaletli davranmaya çalıştım Yusra. Önceki evlerde görmüşsündür puanımı. Ama sen haftanın başından beri çok iddialı konuştun. Ve ben evine gelip bu iddiaların karşılığını bulamadığım için bu adaleti sana uyguladım. Bence adalet bende tam yerini buldu bugün. Tam da dediğim gibi Gülay'cığım, senden bu performansı bekliyordum zaten. Senin evin gibi, babaanne gibi dizayn etmediğim için şok oldum. Böyle puan vermen çok normal. Bence çok yerinde tatlım. Bir puan. Ben de keşke bir puanı Elif'e değil de bu evi verseydim de Elif'in evine sen iki sen de herkes aynı şeyi söylüyorsun. Çünkü Elif'in evi bundan daha güzel. Eda, seninle devam etmek istiyorum canım. Öncelikle Aslan'ım şunu belirtmek istiyorum. Herhangi bir kankalığım kimseyle burada yok. Daha sonrasında tabii ki arkadaş olabiliriz. Bu çok normal. Ama çok biz da isterim böyle olmasını ben şahsen. Teşekkür ederim. İnşallah arkadaş olun hepiniz. Biz yarışmaya geldik. Ben gereken adaleti sağladığımı düşünüyorum kendi açımdan. Bugünkü karşılamandan başlamak istiyorum. Karşılaman gerçekten biraz riskliydi benim için. Çünkü tabaklar uçuşuyordu etrafımızda. Gözümüze gelebilirdi. Daha farklı bir şey olabilirdi ya da daha sade belki. Evine gelecek olursak eğer, ilk günden beri çok yüksek konuşuyordun gerçekten. Ben daha farklı şeyler bekliyordum evinde. Mutfağındaki halı mesela çok uyumsuzdu. Çok bence salon tarzıydı. İkramlıkların güzeldi, yeterliydi. Çok teşekkür ederim her şey için. Sağ ol. Bu şekilde. Puanını görelim Edacığım. 2 puan. Evet Aslan'ım, başta da söylediğim gibi kimseyle kanka değilim. Adaletli olmaya çalıştım. Elif'e vermişken Yusra'ya daha fazla ya da daha farklı bir puan veremezdim. Çünkü gerçekten eksikleri çok fazlaydı benim için. Gene soğuktu. Gene soğuk bir karşılamayla karşılaştı. Ama teşekkür ederim her şey. Rica ederim. Karşılamama gelecek olursak senin karşılamandan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aslan'ım bir de Güler'e çok söylemiştim kendi gününü oynuyor diye. Burada tek kişi var. Kendi gününü oynayan o da Eda.
kimseye zorla puan verdirtmedim kendime. Ben ya da puanları söylemiyorum, ben belirlemedim. Anlama. Baştan söylediğim gibi kimseyle kanka ya da arkadaş değilim. Tabii ki dışarıda bunun haricinde olabiliriz ama yarışma çok farklı bence. Bunu da son gün mü söylüyorsun? Hayır, İlk defa baştan beri savundum bu arada. Baştan beri söylemedin. İlk defa beni savundu. Çok şaşkınım. Puanımın sonuna kadar arkasındayım. Dün Gülay'a bir vereceğime keşke bugün sana bir verseydim. Kendini çünkü Gülay bu kadar abartmamıştır. Evet Elif. Öncelikle her şey için çok teşekkür ederim. Masan çok güzeldi. Herkesin emeğine sağlık. Çeyizini biraz az buldum. Kendi çeyizime göre söylüyorum bunu. Oturma odağında hiçbir şey birbirine uyduramadım. Her şey çok alakasız. Karşılaman için de şunu söyleyeceğim. Evet çok soğuktu ama yine de güzel karşıladığın için teşekkür ederim. Ben puanıma geçmek istiyorum. Peki canım, puanını görelim. Benim sana puanım 2 puan. Ben Elif arkadaşımız gibi boş karşılama yapmadım. Gayet güzel bir karşılama yaptım. Senin de evini gördük. Bir şey demek istemiyorum. Teşekkür ederim. Herkes gününü oynamış. Puanımın arkasındayım. Gerçekten hafta boyunca ondan çok güzel bir ev beklemiştim. Ama gördüğüm kadarıyla hiç de güzel bir evin yok. Zevklerim berbat. Toplamda 7 puan aldın. Her şey için sana tekrar teşekkürler ediyoruz. Rica ederim aslanım. Ve şimdi ne yapıyoruz? Hepimiz çok merak ediyoruz. 50 bin TL'nin sahibi hangi gelin oldu? Benim puanlarımla birlikte büyük finaldeyiz. Bizden 50 bin TL'yi acaba hangi gelin kazandı? ...50 bin TL'yi... ...Aliye gelin mi... ...Eda gelin mi... ...Elif gelin mi... ...Gülay gelin mi... ...yoksa... ...Yusra gelin mi kazandı? Az sonra... ...büyük ödülümüz 50 bin TL için... ...finaldeyiz şu anda... Haftanın ödüllü oyununda bizden altın bilekliği kazanan gelinimiz Elif gelin oldu. Haftanın en maharetli gelini Elif'ciğim sen oldun. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Biz de teşekkür ediyoruz. Şöyle bir bakıyorum, kimin kırmızı kurdelesi var, kimin bir altını var. Yine bakıyorum Elif'ciğim ilişki testinde eşinle birlikte çok iyi bir performans sergileyerek yine bizden bir altını sen kazandın. Evet aslanım, elma soyarak bileklik kazanmak benim için çok büyük bir şey. Teşekkür ediyorum çok. Evet, ilişki testinde de altın kazandınız. Evet. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Bizden 50 bin TL'yi acaba hangi gelin kazandı? TL'yi Aliye gelin mi, Eda gelin mi, Elif gelin mi, Gülay gelin mi, yoksa Yusra gelin mi kazandı? Şimdi 50 bin TL'ye ilk veda eden gelin kaç puan aldı onu açıklıyorum. İlk gelinimiz benden 6 puan aldı. Gelinlerden 7 puan alarak 13 puana yükselen Yusra sen oldun. Teşekkür ederim Aslı Hanım. Biz de teşekkür ediyoruz her şey için. Çok mutluyum bu programa katıldığım için. Sizi tanıdığımızda ilk çok mutluyum gördüğüme. Ekip arkadaşlarımızı da çok sevdim. Bu şekilde çok mutluyum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi... 50 bin TL'ye veda eden diğer gelinimiz benden 6 puan aldı. Gelinlerden
8 puan alarak 14 puana yükselen Gülay Gelin sen oldun. Dediğim gibi Aslan'ım puanınız için çok teşekkür ederim. Diyecek bir şey yok. Valla Gülay'cığım çok teşekkür ederim. Seni tanıdığımıza bir kere çok sevindim ben. Çok hanımefendisin. Gerçekten çok örnek bir gelinsin. Eğitimli, kültürlü, naif. Zaten hepiniz çok iyi kızlarsınız. Gerçekten hepiniz çok çok cici gelinlersiniz. Çok gençsiniz bir kere. Ama senin zerafetinin de farkındayım. Yapmak istediğin şeyleri de az çok paylaşmıştın. Diliyorum o hayallerine ve hedeflerine ulaşırsın. İnşallah, çok teşekkür ederim. Eksiklerim vardı. Evet. Bunları sana ben de söyledim. Biliyorum o eksiklerini tamamlarsın. Belki yeniden yollarımız bir araya gelir. Olur mu? İnşallah. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. 50.000 TL'ye veda eden 3. isim benden 7 puan aldı. Gelinlerden 7 puan alarak 14 puana yükselen Aliye Gelin sen oldun. Hafta keyifli geçti. Katıldığım için pişman değilim. Hı hı. Size de teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Burada yalnızdı, kimsesi yoktu ama mutfağa girip kendince az da olsa bir takım çeşitler hazırlayıp ama masanı son derece şık buldum. Sade. Şık. Onun dışında salonunda çok güzel parçalar vardı. Bir tık karışıklıklar vardı. Nezaketin içinde sana çok teşekkür ediyorum. Yuvanda çok mutlu ol inşallah canım benim. Teşekkürler. Evet, dilerseniz ayağa kalkalım. Elif ve Eda Gelin. Bizden 50.000 TL'yi Elif Gelin mi kazandı yoksa Eda Gelin mi kazandı? Bir tanem sizden rica etsem şöyle bir yer değişikliği. Evet, sen de böyle gel. Evet, 50.000 TL'yi kazanırsan ne yapacaksın hayatım? Aslında biz şu an kiradaydık. Ev almayı düşünüyoruz birkaç aya. Ona destek olur. İnşallah canım. İnşallah tez zamanda evinizi alırsınız. Eda'cığım peki 50.000 TL'yi sen kazanırsan ne yapacaksın? Aslanım, eğer ben kazanırsam ödülü bir akrabamızın ameliyat parasına kullanmak istiyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Akrabanla da acil şifalar diliyorum canım benim. Allah önce sağlık sıhhat versin. Gerisi gelir zaten. Evet, gelinlerden aldığınız puanları hatırlatmak istiyorum. Elif Gelin gelinlerden 9 puan. Eda Gelin ise 13 puan aldı. Peki ben kaç puan verdim sizlere? Evet, Elif Gelin sen gelinlerden 9 puan aldın. Benden 7 puan alarak 16 puana yükseldi. Eda gelinlerden 13 puan, benden 6 puan alarak 19 puanla haftanın Eda Gelin oldu. Evet. Oğlum, tebrik ediyorum. Vallahi beklemiyordum gerçekten. Gerçekten. Vallahi arkadaşlara teşekkür et. Bu birinciliği seni arkadaşların taşıdı. Özür dilerim. Rica ederim. Tabii ki çok haklısın. Sen insansın. Yani duygulanmak, ağlamak her şey bizim için değil mi? Canım benim. Beklemiyordum. Evet. Arkadaşlarına da bir teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel. Bence 50.000 lirayı hak etmedi. Ona verilen puanlar farklı da şekilde olabilirdi. Veren insanların da pişman olduğunu düşünüyorum. Ki ben de pişman oldum. Ama kazandı. Güle güle kullansın, güle güle harcasın arkadaşımız. Tebrik ediyorum seni. Şöyle biraz daha böyle inanamıyorsun şu an. Vallahi inanamıyorum. Elim ayağım titriyor. Şöyle vereyim. Seni tebrik ediyoruz. Evet evet. Vallahi çok kötüyüm. Bırakabilir miyim?
Bırak, tutamıyor şu an. Tutamıyor şu anda. Gerçekten çok heyecanlı. İnşallah dilediğin yere ya da nasıl istiyorsan o şekilde değerlendir. Teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Ama en çok eşime teşekkür ediyorum. Gerçekten beni çok destekledi. Her konuda aileme de teşekkür ederim. Sizlere de gerçek anlamda teşekkür ediyorum. Herkes hakkında helal etsin. Helal olsun. Evet. İyi miyiz? İyi miyiz? Oh, bitti mi nefes alalım. Teşekkür ederim. Rica ederiz hayatım. Evet. Hepiniz de farklı farklı şeyler beğendim. Çok zor oldu. Evet. Puan vermek benim için de oldukça güç oldu. Adaletli davranmanıza inanıyorum ben. Teşekkür gerçekten. Ederim canım benim. Evet. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bu hafta birincimiz Eda Gelin oldu ve bizden 50.000 TL'yi kendisi kazandı. Şöyle bir yaklaşın bakayım kızlar. Evet, veda ediyoruz bu haftaya. Her şey için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Size, ailelerinize, dostlarınıza, eşlerinize, sizi destekleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bugün de programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü yine birbirinden maharetli, birbirinden özel gelinlerle, tam 5 gelinle sizlerle birlikte olacağım. Lütfen siz de bizimle birlikte Show TV'de olun. Görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın. Bay bay. Gelin evim, gel evime, gör sevkimi, gelin evim. Hoş geldiniz, buyurun aslanım. Gelin imza aldınız. Çeyiz için burası ne mana yani? Vur davulcu davula. Spor mu, şık mı? Spor şık. Yani spor şık olamaz. Ya sen bunu kaç defa gördün? Dökün be o. 30 saniyede kim bu leblebi tozunu yerse challenge. Ben çıkabilir miyim aslanım? Gerçekten kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Zorlama bir mutfak olma. O kadar güzel bir mutfağa geldiniz ki size 2 günlük malzeme verdim. Kriko'nun ne olduğunu bilir mi? Gerçek. Araba krikosunu ama seviyoruz. Başka kriko mu var? Harita krikosu falan duruyor ya. O kroki değil ya. Nasıl olur gelin evi döşemesek?